Herkese merhaba. Masterclass'ın ikinci bölümü balık sezonuna hoş geldiniz. Alkışlayalım. Ne haber baba? İyiyim, harikayım. 10 numarayım. Nasılsın? Keyifler yerinde. Nasıl keyifler? Çok süper. Her ya. Şey yolunda. Tabii sabahın erken saatlerinde kalktım geldim Samsun'dan. Güzel abi. Balıklara bakar mısın? Şu balıklarımızı bir gösterebilir miyiz tepe kamerasından? Şu güzelliklere baksana. Tabii sayalım her mı? Her şeyi var. Tekirimiz var. Baby kalamarımız var. Çupramız var. Levreğimiz var. Palamutumuz var. Var anam var. Lüferimiz var. Palamutun kuyruğunu kırmışız birazcık ama çok önemli değil. Bunları sabah abi sabahın köründe aldık. Öyle olması lazım abi. Aynen şimdi sabah gideceksin. Balık almak istiyorsanız inceliği budur. Sabah erken saatlerde hale gün ağarınca hale gideceksin. Benim de uçağım o saatlerdeydi. Çok da güzel bir şekilde şimdi bunları gittik seçtik yerini. Nasıl taze, neden taze onları da tek tek anlatacağız. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir anlat ya birazcık. Ha? Ben Samsun'a yerleştim. Kaldım Samsun'da okul İstanbul'a açıyorum. İstanbul'a gelecektin. İstanbul'a da geleceğim de artık sonra ilerleyen okul işi oldu. Okul işi ama oldu. Ama müthiş bir okul açıyor. Aynen. Yani aynen yakında. Çok büyük emek var. Çok paylaşmıyor şimdi ama açıldığı zaman zaten hep beraber gideceğiz göreceksiniz. Okulun harika içinde bir pastane var. Var. Hamburgerci var. Var. Eğitim okulu var. Eğitim okulu müzemsi var. Müzemsi bir şey var. Müze var. Kütüphanem var. Yok, marketim var. Marketim var. Aynen. Yok yok Şef yani. Şef gurme market. Tamamen çok yerel ürünlerle çalışan bir gurme marketim çok var. Çok iyi. Bir de işin güzelliği Karadeniz tarafında böyle bir okul daha yok. Tabii. Bize değil şöyle eksiklik bir şey. Yani. Karadeniz'de hem böyle bir okul yok hem de biz Karadeniz'in pişirme tekniklerini kullanacağız. Nedir? Güzine'de. Yöresel. Aynen. Güzine'miz var mesela Çatıkkadığımızda. Güzine'de yemek pişirme teknikleri olacak. Onları öğreteceğiz. Çok iyi. Yine Çatıkkadığında kendi ördürmüş olduğumuz fırınımız var. Fırında fırın yemeklerini öğreteceğiz tamamen. Kuyu kebaplarımız var. Orada yöresel yemeklerin de yapımını öğreteceğiz yani. Klasik bir gelip aşçılığı öğrenmeyecek de daha çok yöresel teknikleri öğrenmiş olacak. Çok iyi vallahi. Bekliyoruz yakında abi. Ne zaman açılış var mı tarihi ya da yakın bir açılış tarihi? Biz yılbaşına yetiştiriyoruz. Yılbaşına? Aynen yılbaşına yetiştiriyoruz. Kasım 15'te burgerciyi açacağız. Burgercinin peşine okulumuzu açıyoruz. Şu an zaten ön kayıtlara da başladık. Güzel bir başladı kayıt. Başladı mı? Tabii. Nedir kapasite? X sınıfım doldu. Doldu mu? Evet. X sınıfım doldu. Dolar ya niye dolmasın? Aynen. Çok güzel talep var. Yani önemli olan zaten talebi karşılayabilmek bizim için. Elimizden geleni yapacağız. Ama çok da şey değil herhalde değil mi? Çok yoğun bir sınıf yok ki. Yok. 10 yani kişilik biz gerçekten özel bir şekilde eğitim. Yok tabii. Eğitim yani. Amacıyla kurulmuş yok, yok, bir yer bizim... değil mi? Çünkü çok büyük bir yatırım var. Yani o 10 kişinin 20 kişinin düzenli eğitim alıp ödeyebileceği paralarla o geri gelmez yani. Yok o, yok kesinlikle. O yüzden ben çok büyük yatırım şey yaptım. Tamamen şey abi. Çok destekledim yani. Hani bizim oradaki öğrenciden gelen insandan bir kar amacı gütmeye gibi bir düşüncemiz aynı Mehmet yok. Şef gibi yani. Aynen. Mehmet Şef nasıl bu okulu yaptığı çok büyük bir maliyet harcıyor. Kesinlikle harcıyor. Ben amacı de sadece insan eğitmek. İzliyorum tamamen Mehmet Şef'in yolunu izliyorum. Elimden geldiğince onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Diğer şeflerin de tabii ki aynı keza yollarından gitmeye çalışıyorum. Her birisi nasıl ki yöreselliğe önem veriyor. Ben de kendi bölgemdeki yöreselliğe önem veriyorum. Ne güzel. Bak chat diyor ki Barbo kaç kilo verdi? Evet. Çok zayıflamış, çok yakışmış. Ben totalde 25 kilo verdim ben. 25? 120 ile çıktım. Tabii şu an 95-93 arası maşallah gidip geliyorum. Maşallah baba. Şimdi başlamadan önce her yayın başında şöyle bir şey yapacağız. Bugün balık sezonu yani balık masterclass'ı veriyoruz. Ve hep bana da Barbaros'a da yazıyorsunuz zaten kitap yani ne kitaptan öğrenebiliriz, neye bakabiliriz falan filan. Biz de zaten Mehmet Şef'in okulundayız ve Mehmet Şef son zamanlarda biliyorsunuz Denizden diye inanılmaz güzel bir balık kitabı çıkarttı. Onu da burada sizlere hemen sunalım. Eğer gerçekten bu meslekte bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Mehmet Şef'in Denizden kitabını okumanız gerekiyor. Yani kitaplar neden önemli? Çünkü bu yılların emeği. Mehmet Şef 40 yıl içinde bu sektörde ne öğrendiyse onu bunun içine koyuyor ve bize sunuyor. O yüzden bunlara değer göstermek bence çok önemli. O yüzden balıkla ilgili çok güzel de tarifler var ve ben şunu beğendim. Herkesin yapabileceği şeyler. Yani şey yok. İçeride kasıntı bir şey yok. Hani bak ben şefliğimi göstereyim diye şu tabağa koydum diye bir şey yok. Tamamen ve tamamen herkesin evinde yapabileceği fotoğraflamalar zaten biz o süreç boyunca buradaydık. Gece gündüz çalıştık. Samsun DNR'a geldi. Almaya gittim. Geldim bitmiş. Abi, kaçıncı baskıya girdi şu an belli değil ama yani fotoğrafların kalitesine, kitabın kalitesine baktığınızda gerçekten büyük emeği görüyorsunuz. Zaten Mehmet Şef'in de imzası var. O yüzden
Hatta şöyle bir şey yapabiliriz abi, burada spontane gelişebilir bir şekilde. Olabilir. Bizim elimizdeki balıklardan Mehmet evet. Şef'in şeyini de yap. Bizde tekir var. Barbundan yapmış Mehmet Şef. Bunu tamam. Mesela bunu yapabiliriz. Şeyimiz var mı? Bu kasnaktan var mı ki burada? Buluruz ya. Olmadı ona eşdeğer bir şey buluruz. Hı. Bakalım. İleride Mehmet Şef'in kitabından da size dağıtmayı düşünüyorum. Bugün başka bir şey, CVS elektrikli ev aletlerinin blenderini dağıtacağız. İleride Mehmet Şef'in kitabını da dağıtabiliriz sizlere. Evet, yavaştan başlayalım. Neler yapacağız bugün abi? Bir fileto açmayı gösterelim. Bugün ondan hem sonra balık, levrek marinimsi bir aynen, şey yapalım. Aynen, bugün hem balık işleme teknikleri, hem düzgün balığı nasıl anlarız, taze balık neresinden nasıl anlaşılır, onu ondan başlayalım. Evet, önden başlayalım. Ondan başlayalım. Eğer ki şimdi, ben şimdi şöyle levreyi elime alayım. Ben şimdi gittim, balık alacağım, balıkçıdayım. Evet. Öncelikle neyine bakmam lazım? Öncelikle bir göz kısmının parlaklığı önemli. Gözün parlaklığı evet. Değil mi? Sonra solungaçlarının şu an temizlenmiş almışlar. Durumda ama biz bunu şuradan alırken da anlaşılıyor zaten şu kırmızılıklardan evet. Da anlaşılıyor. Solungaçlarının kırmızı olması, renginin kırmızılığını evet. Kaybetmemiş kan olması, pembemsi veya aynen. Böyle vıcık vıcıksa aynen. O taze rengi değildir veya taze dondurulmuştur. Değildir. Evet. Veya dondurulmuştur. Defriz görmüştür. Şu pulların parlaklığına bakıyoruz. Kesinlikle pulların parlaklığı ve tazeliği, sertliği böyle hemen pulun çıkmaması. Etin sertliğine şöyle bastığımızda geri gelecek şekilde aynı bakıyoruz şekilde. Ki eti tutmuş olsun, kesinlikle. Sert sağlam olsun. Kuyruğu parlak mı ona bakıyoruz değil mi? Bu mesela güzel bir balık. Çok zaten taze gözünden balık. Ne evet, kadar taze olduğunu anlıyorsunuz. Yani sabah zaten erken saatlerde balıkçıya giderseniz emin olun. Orası nasıl kapış kapış ama. Tabii canım çok kalabalık. Kasayla bütün alan restoran kaçıyor, kasayla sahipleri, alan kaçıyor. Ustalar o saatte orada en güzel balığı, en taze balığı misafirlerine sunmak için o saatte kalkıp oraya gidiyorlar. Aynı şekilde palamutta palamutumuz. Da. Palamut geçen sene nasıl çıktığı da olay oldu ama. Tabii. Bu sezon bu sene çok palamutumuz iyi. Var. İyi bu çıkıyor. Sene var. Geçen bu sezon sene mesela var. Palamut çıkmadı. Zaten herkes difrizden çıkardı. Taze palamut bulma imkanınız yoktu. Yani geçen sezon yediyseniz size taze diye sattılarsa yalan. Bu sene çok büyük güzel yalan. Bir şey. Hatta ben geçen gitmemle Bodrum'da da tuttum. O nasıl çok yumuşak. Güzel. Palamutun çok etinin güzel. Yumuşak olması çok güzel bir şey ve çok narin yani. Tabii. Şöyle elinde birazcık sık. Direkt zarar görüyor, zedeleniyor. Evet, evet, evet. Her ne kadar taze de olsa o yumuşaklığı var. Evet, bununla. Palamut'ta var. Palamut'ta kalamarımız geçerli. Kalamarımız yine aynı şekilde. Baby kalamarımız var. Rengiyle, renginin canlılığıyla ön plana, aynen. Gözlerinin rengiyle canlılığıyla. Kolların bağımsızlığı birbirine yapışmış yapışsa o da taze olmadığını gösterir. Şöyle kolların canlılığını da gösterelim. Arada chatimiz var orada. Chatle de muhabbet edelim. Ben hı. Unutmuşum. Bir ara açıyordum aynen. Böyle şeyleri. Kılçıklar en doğru şekilde nasıl çıkarılır? Şimdi levrekte bir fileto göstereceğiz arkadaşlar. MasterChef'e katıl kesin birinci olursun. Bu çocuğu hatırlıyorum. Hala hangisi? Bırakmamış seni. Oyun oynadığımız zamanlarda ha, vardı. Var ya çok var. Şimdi biz nereden başlayalım? Sen iki dakika bir levrek de, şey yapalım. Levrek marininden başla. Aynen. Mayonez tutayım mı? Mayonezimiz var mı? Tut. Bizden plasımız hazır. Bak şimdi. Al. Oo. Yağlarını al. O zeytinyağı galiba. Orada sıvı yağım var. Tamam. Sıvı yağ zeytinyağı karışık yapalım. Blenderımız burada. Süper. Bu da mayonezin için senin şeyin. Ben şimdi şunu şöyle alayım. Mayonez tutmayı detaylı anlatalım mı arkadaşlar? Şimdi bir yanda ben, bir yanda Barbaros kafanız karışıyor. Bence senin mayonez videondan sonra gerek yok. Gerek mi? Yok. Aynen, mayonezi yaparsınız. Mayonez kolay iş. Mayonezinizi yapamıyorsanız da mayonez alın derim. Hiç uğraşmayın. Öneriyorum yani. Balıkta mayonez olmaz ki zehirler ya. Eğer balığınız taze değilse süt ve süt ürünleri ters reaksiyon yapıp zehirleyebilir. Ama bunun gibi taze balıklar varsa zehirleme söz konusu değil. Onu da belirteyim. Şimdi şunu kaldırıyorum. Şurada bir sertlik var zaten. Şuraya kadar gider. Şuradan beri böyle geleceğim. Bunu kestim böyle. Şurada kemiğe dayanıyorum. Kemiğe dayandıktan sonra direkt dönebilirsiniz. Fileto bıçağınız varsa benim gibi. Ya da şuradan gelebilirsiniz. Şu şekilde açabilirsiniz. Buradaki asıl amaç olabildiğince fazla eti kemikten ayırmak. Yoksa herkes fileto çıkarır. Ama
şeyin balığın yarısını bırakırsanız masada hiçbir anlamı kalmaz. Şu an kemiğin üzerindeyim. Yani bıçağım şöyle değil, şöyle değil, şöyle de değil, çok eğimli. Şöyle gidiyorum. Elimle bastırıyorum. Şuradan izleyebilirsiniz yolunu eğer kaçırırsanız. Ben başlıyorum da sesim. Başla, dur. Şunu atayım. At. Kuyruğa kadar geliyorum. Kuyruktan sonra zaten kendini direkt dışarı bırakıyor. Böyle bir tane fileto çıkıyor. Şurası. Yani burada ne kadar az et kalır, o kadar iyi bir balık açmışsınız demektir. Ondan sonra şuradaki kemikleri almak için de şuradan giriyoruz. Şöyle. Yavaş yavaş ilerleye ilerleye. Şu da oradaki kemik kısmı. Bir de şurada 5 tane kılçık kalıyor. Onları da alacağız. Hızlıca derisini de alayım bunun marine için. Bir tane kağıt aldım. Çok ses geliyor mu marinacıdan? Ha? Sen devam et, devam et, kesme. Yo ya, makine iyi. Tarzı iyi. Kulak gitti diyorlar. Çok ses geliyor mu? Çok ses geliyor mu? Kadar olduk diyor. Olsun, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam, elde mi yapsın? Yok ya. Ah, hızlı hızlı bitiriyorum ya. Bak geri gel. Hiç olmaz. Sesini kısın birazcık, açarsınız sonra. Buldunuz makarayı, insanları yapıyorsunuz. Bunlar büyük makarayı. Evet, evet, evet. Yapsınlar ama eğlenceli evet. Oluyor. Sen şimdi bundan mı hediye edeceksin? He? Bu makineden mi hediye edeceksin? Bunun büyüğünden edeceğiz. Nasıl büyüğünü? Hı? Nasıl büyüğünü? Bak. Full set. Ooo. Tamam. Bari yemeğe gönülden. Dur dur dur. At onu. Alayım. Yeter o kadar. Hemen çekiyorum. Zaten bir filetosunu yapacaksın. Tabii tabii ya. Tamam. O fazla bile. Evet, kulaklarımıza güzel bir şenlik estirdikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan da blenderlarımızdan birkaç tane vermeye başlayacağız. Sesi açabilirsiniz, evet. Şimdi bu bir fileto bıçağı. Fileto bıçağının özelliği nedir? Şöyle eğilmesi, bakın. Elimle bastırarak bile eğebiliyorum. Şimdi tahtada da göstereceğim. Tahtada da göstereyim. Şöyle bastığınız zaman direkt eğilip istediğiniz gibi gidebiliyor. Şu şekilde gidebiliyor. Ama normal bir bıçak o şekilde eğilmeyecektir. Aradaki boşluğu görüyor musunuz? Bu tamamen et kalacak burada. Şuradan deriyi alıyorsun. Burada kalanlar hep etten çekiyor. Bunu bastıramazsınız. O yüzden uzun da var. Bunları da somon için falan kullanıyoruz. Somonun geniş olduğu için bu tamamen alamıyor. Şu şekilde. Sen fırına atacağın malzemeleri mi hazırlıyorsun? Ben yavaştan fırına atacağım garnitür malzemelerini hazırlayayım. Tamam. Onlar fırına girsin. Şimdi şunu kuyruktan şöyle birazcık aldım. Bu gitti. Ondan sonra bu kuyruğu, deriyi şöyle kağıt havluyla tutuyorum. Fark ettiyseniz balığı kendime çekiyorum. Ben balığa doğru gitmiyorum bıçakla. Balığı kendime çeke çeke ilerliyorum. Çeke çeke ilerliyorum. Şöyle filetomuz çıkmış oluyor. Derisini de böyle göstereyim. Ne kadar et kalmadığını görün. İşte bundan çıtır yapmak çok kolay oluyor. Çünkü üzerinde herhangi bir et kalmıyor. Fark ettiğiniz üzere. Bak şuradan bile silme almış. Tamamen derisi alınmış bir filetonuz. Elinizde hazır. Bunun şuradaki kılçıklarını alacağız. Biz yarışmada benim bir kılçık mevzum olmuştu, hatırlıyorsunuz. O kaya levreydi. O çok farklı bir dünyaydı. Onda kılçık kalmaması gerekiyordu. Çok ilginçti yani. Şuradan biz yarışmada kılçıkların olduğu yer bellidir. Şurada. Şuraya kadar, son kemiğe kadar ortaya 5 tane vardır. Garanti olsun diye şöyle yapardık. Şuradan aldığınız zaman şöyle balık da
kılçık kalma ihtimali olmuyor. Bütün kılçıklar zaten şu sırada hizalanmış oluyor. Ondan sonra şu üstünü alıyorduk biz. Buradan tamamen kılçıksız bir levrek marin çıkartabiliyorduk. Şunları şöyle ayıralım. Biz bunları güvece müvece atarız sonra da. Şöyle jülyen keseyim. Evet bak harika. Harika oldu onlar. Zami. Şöyle koyalım. Onlar komple fırına mı giriyor şimdi olduğu gibi? Şimdi sebzeler. Biz bu arada doğaçlama gidiyoruz arkadaşlar. Sebzeler, yanında yapacağımız garnitürler olduğu gibi fırına girecek. Fırına girecek. Tamam. Bunlara zeytinyağı, tuz, karabiber atacağım. Bunları yan garnitür yapacağız. Yan garnitür yapacağız. Tamam. Havuçtan fırınlanmış havuçtan püre yapacağız. Patatesle beraber. Kafamıza göre takılacağız. Aynen. Pancardan yine püre yapacağız. Güzel. Sonra fırınlanmış lahanamız olacak yanında yine. Evet, sen şimdi onların hazırlığını yaparken. Evet. Sen şimdi onları, ben bunların hazırlığını yaparken. Ben ortaya bir tane blender atayım ha. At. Ne diyorsun? At. Zamanı geldi mi? Aynen, bir tane blender. Şeye. Soruyla mı atacaksın blender? Soruyla abi. Bizde bedava yok. Çok zorlama da yok ama bedava da yok. Şu biraz kalın geldi. Şunu küçülteyim marine. Şunu da. Mayonez tencerem var mı orada? Servis var. Mayonez tenceresi var mı senin? Var. Var. Bir tane ver marine karıştırayım burada. Al burada mayonez. Attım şeyleri. Levrekleri. Artık çıkartabilirim. Şunu da koyacağım kenara. Hemen zeytinyağı. Sarımsak. Oradan sizin bana biberiye. Sizin yarışmada büyük açık küçük adık iddialarını en çok kim kazandı? Serhat kazandı ya. Ben kazanmışımdır büyük. Da çoğunu göremedik zaten abi. Aynen. Mayonezimi ekliyorum. Biraz da limon suyu ekleyeceğim bunu. Biraz tuz. Biraz limon suyu. Ondan sonra bunu dolapta birazcık dinlendireceğiz. O limon lastiğiyle falan da biraz pişermiş gibi olacak. Bunu dolaba alalım. Yayın sonunda bunun da tadına bakarız. Şunu dolaba atalım arkadaşlar. Şimdi ben başlıyorum. Sen başla. Ben bunları fırına atacağım aslında. Yorumları kaldır ekrandaki. Çok büyük mü geliyor? Şey okunmuyor değil mi bunlar? Sorularımızı okumasınlar. Okunmaz okunmaz. İyi akşamlar. İzleyicileri de konuk edeceğiz arkadaşlar. Hadi ya. Evet. İlerleyen bölümlerde tabii. Öyle bir şeyler düşünüyorsun. Aynen. Vay be. Ne şanslı çocuklar. Harbi onları çok şanslı. Seçip evet. Konuk edeceğiz. Ne onların peki şeyi? Şartı ne olması lazım? Bilmiyorum ki ya. Abi. Şey yapmayız. Şey olması lazım. Direkt yani ne bileyim ederiz. Bir belli bir süre seni takipte abone olması lazım. Bir şey olması lazım. Onları yaptırdım. Şey düşünsene. Karpuz seçer gibi buraya insan çağırmak risk yani. Doğru söylüyorsun. Biraz da tanımak lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben size soru soracağım. Soruya ilk cevap veren blender'ın sahibi olacak. Blender'ımızı da getireyim şöyle. CVS Küçük Ev Aletleri sağ olsun. Benim de yakın dostum sahibi. Aa. Masterclass'ı desteklemek için dedi ki ben 25 tane premium blender gönderirim abi dedi. Dedim ki izleyicilerimize gelen her şeyi biz kabul ederiz. Şöyle piyasa değeri 500 TL falan galiba ve kaliteli bir ürün yani şu abi bayağı metal, da bir özellik metal bıçaklar var. Falan çok şeylerde yok, hep böyle küçük parçalar olur, o yüzden güzeldir. Evet, hazır mıyız şimdi şeyi kaldıracak mıyız arkadaşlar şu anda? Herkes için kaldır. Çok fazla yorum yazmayın, okuyalım birazcık, okuyabilelim yani. İlk soru geliyor.
Kaldırdıktan sonra. Niye şık yazıyorsunuz? Şıklı bir şey sormayacağım ki. Bunlar da akıllı ya. Bu arada arkadaşlar, YouTube kanalımıza katıl üyesiyseniz veya Twitch'te aboneyseniz size farklı güzelliklerimiz olacak. Onu da buradan sorayım. Sonra niye abonelere böyle yaptın, şeye şöyle yaptın falan olmaz. YouTube katıl ve Twitch abonelerine özel kıyaklar geçeceğiz. Sen şimdi onu fırına mı atacaksın öyle? Bunlar şimdi böyle kebap gibi pişecek, fırına atacağız. İyi ya. Evet. Böyle sormuyorsun. Dünya, onu sor. Onu tamam. Sor. İlk sorumuz Barbaros'tan geliyor arkadaşlar. Bu soruyu Barbaros yazdı. Soruyorum, hazır mısınız? Soruyorum mu? Sor sor. Dünya Goril Günü hangi gündür? Gün ve ay istiyoruz. Yakın bir tarihlerde. Dünya Goril Günü. 16 Mayıs, 25 Mayıs. Yanlış, yanlış. Oh, oh, oh. Dur şimdi şöyle gideceğiz. Yukarı yakın alacağız. Yakın bir tarihlerde dedik. Oh. Dur 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 dur. Dur dur. Birisinde var, bir tane var, gördüm. Var var, ben de gördüm. En yukarıdan alacağız ki hak geçmesin arkadaşlar. Of. Bu doğru. Var var. Dur şimdi. Doğru cevabımızı söylemeden önce kim var abi? Bak 25 ha? Var. Heh, o bir, o kalsın cepte. Ama yukarı baksın. Evet, yukarı bakacağım. Oğlum ne kadar insan yazmış. Maşallah. Maşallah. Bir tanesi 4 günde kaçırmış evet, be. Biri 4 günde kaçırmış. 24 Ekim, Ekim değil. Bakıyorum, bakıyorum. Sakin olun. Evet, Azerbaycan'dan seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz. 26 var. Eylül, Ekim. Tamam. Doğru cevabı söyle ilk önce. Bulayım. Heh, tamam. Kim bu? Alain Blume diye bir isim. A-L-L E-İ-N-B-L-U-M-E-E 24 Eylül demiş. Doğru cevap onun. Bir adet blender kazandığını alkışlıyoruz. Bravo kardeşim. Böyle işin içinden sen çıkamayız de, yalnız. Sen de benim gibi gori sevdalısın demek. Bak sonra ki. Zaten bu şey... kadar hızlı zaten şey yapamaz. İnternete evet. Girip bakıp sonra bunu bulamaz. Sonra internetçiler çıktı ama. Evet. İlk ben yazdım falan yok. Yayın tekrarından izleyeceğim ben bunları. Bize gelenlere bakıyoruz arkadaşlar. Siz yazıyorsunuz. İlk sizde çıkmış gözüküyor ama bize gelenler farklı oluyor. O yüzden ilk ben yazdım falan geçelim. Biz tek tek bakıyoruz hepsine, tamam? Hem daha şey yapmayın, üzülmeyin. Daha çok blender var. Aşk olsun bunlar nasıl sorular. Şimdi bizim chatimiz herkese mi açık? Abonelere mi açık? Kime açık? Herkese açık. Herkese açık değil mi? Sadece aboneler yaptınız dediler çünkü. Bunu durdurmak için. He. Sadece aboneyi durdurmak için yapıyoruz arkadaşlar. Başka soru var mı? 20 sorumuz var. 20 tane dağıtacağız. Bir tane dağıttık. Nasıl göndersin bize bilgileri? Mesaj atabilir. Nereden yazsın? Twitch'ten mi yazsın? Tamam. Twitch'ten yazın ama sinsileri takip etmemiz lazım. Gidiyor onun başkasının adını açıyor şeyi, hesabı. Tamam. Onun takibini yapalım. Sinsileri ben biliyorum. Aynı profil resmini koyuyor. Aynı ismi yazıyor. Ben kazandım diyor. Sen ona gönderiyorsun. Kardeşim sen bizim baklavamız nerede ya? Ne baklavası ya? Bir oyun oynadık da baklavasına. Ben çocukların baklavasını... Benim eşofmanlarım nerede? Ben çocuğun baklavalarını gönderdim hemen. Kimin? Evet, baklava gönderdim. Ha, tamam. Twitch'te. Aynen. Doğru. Baklava, kime baklava borcum abi? Umut Kodal diye bir arkadaşımız var bizim. Şefim şu anki yaptığın yemek nedir? Yayını kaçırdığımda ufaktan bilen arkadaşlar varsa bilgilendirebilir mi? Bilgilendirelim. Şu an pancar, havuç, patates. Güzel mayonez olmuş. Ve lahanayı fırınlayacağız. Şöyle aşağı yukarı tepe bir saat hemen. Tabii şuraya alayım onu. Bunlar aşağı yukarı 1 saat, 1 saat 10 dakika. Lahanalar 40 dakika fırında kalacak. Kaç derecede pişerler? 200. 200 derece. Tamam. Bunları yan garnitür yapıyoruz. Arkasından da çupra atacağız fırına. Aynen. Arkasından çupra atacağız fırına. Tamam. Bunlar yan garnitürümüz olacak. Tabağımız boş kalmasın diye. Evdeki herhangi bir sebzeleriniz varsa onları da yapabilirsiniz. Ben şimdi yan tarafına böyle biraz da brokoli atacağım. Ortaya karışık bir şeyler ekleyeceğiz. Aynen. Tamam. Barbon'un da modlara zaten sözü varmış. Bizim
Twitch modlarına baklava sözünü onda yapalım. Tamam, gönderdim kardeşim ben. Evet, sipariş verdim hatta, gönderdim yani. Hiç şey yapmasınlar, yalan konuşmasınlar. Yalan konuşmasınlar. Gönderdim abi. Fişini evet, atarım. Evet, ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Sallamayın. Çok yazıyorsunuz, bulmak zor oluyor. Sen bunu buradan al, ben laptopu önüme alacağım. Dur şimdi. Fırına at istersen onu. O öyle yani fırına ben... giriyor mu o tepsi? Tabii tabii. O tepsi. Evet evet. Bu fırına. Evet. Niye? Girmez ki o. Niye? Bu ev şeyi fırın. Tamam, o da ev tipi. Baktım da denedim, iptal aldım denedin ya. Mi? Denedim denedim. Tamam. Ben şu laptopu önüme alayım, karambola takip etmesi yapma. Kolay olsun. Tamam. Burcu'nun laptopunu balıklı tezgah koyuyorum. Aşkım kusura bakma. Bakıyorum. Bakıyorum. Dur, peçete koyacağım. Çevirdim ben tahtayı ama. Evet. İkinci sorumuz geliyor arkadaşlar. Bu arada şeye de bakacağım. Canlı Masterclass hashtagine de bakacağım. Oradan da bir şey yazdıysanız görürüz. Twitch hesabı olmayanlar nereden mesaj atsın? Güzel bir soru. Instagram'dan atabilirsiniz. Peki sen şu an bu chat sadece YouTube, ikisinin ortak. Tabii ortak chat burası. İkinci soru için hazır mısınız? İkinci soru da benden gelsin mi? Evet. Hazır mıyız? Bak 1 Nisan yazıyorsunuz bir şeyler. Messi'nin kariyeri boyunca attığı gol sayısı. Wikipedia'dan baktım ben. Zaten sallarsınız bulursunuz. Messi'nin kariyeri boyunca attığı gol sayısı 3 haneli. Aman Allah. Aman Allah. Bakayım mı? Şu an görmüyorum. Bizde tek sayı var arkadaşlar. Yani. Yazın yazın. Oh maşallah. Ben yukarı doğru çıkayım. Serhat comment F yapacak. O ne demek? Araba fonksiyonu. Öyle mi? Aynen. Güzel. Kapatıyorum chat'i. Yazsınlar. Belki çıkmamıştır. Ben görmedim. Ben de görmedim. Comment F. Evet. Yazıyoruz. Güzel, bak şimdi Comment F yaptığımız için şey de olmayacak. Hak da geçmez. Hani görmedik de olmaz. Bir tane buldum ben mesela. Bu altta mı üstte? Heh. Evet, kapatabiliriz. Doğru sayıyı söylüyorum arkadaşlar. Herkes zaten birden bine kadar hepsini yazdınız maşallah. Heh. Bu değil mi? En yukarıdaki. Bir daha bak bir. Bak şu şuradan yukarıya doğru bakıyorsun ya. Biri aşağı, biri ortaya, bu en yukarı. Tamam. Evet. İkinci kazananımız YouTube'dan Ron News. RONNIOUS. Bravo. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap 750 idi arkadaşlar. Ben Wikipedia'dan aldım skoru. O yüzden yok transfer markette böyle yazıyordu. Yok ben izledim son maçında 2 gol de attı falan. Kabul edemiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bize Instagram üzerinden yazabilirsin. YouTube'da mesaj atma diye bir şey var mı? Yok. Yok. Tamam. Instagram üzerinden yazarsın. Kanıtlayan bir SS olur, bir şey olur. Geçen attı bir ekleyeceksin. Oraları geçtik. Tamam. Şimdi bizim YouTube katılda kaç kişi var? Üyemiz 2 mi? YouTube katılda 2 tane üyemiz var. Bakın şimdiden söylüyorum. YouTube katıla üye olanlara ve Twitch abonelerine güzellik yapacağız. Ondan sonra üzülmeyin. Yok ben olacaktım da elim gitti sonra vazgeçtim. Yok işte internet kesildi falan, kabul etmiyorum ona göre. İleride bir güzellik yapacağız. 750 doğru cevap, evet. Ronius kazandı. Masterchef'ten soru yok mu? Burada her yerden soru var. Şöyle saklayayım da siz SS alır zoom falan yaparsınız. Şimdi 6 sayıyla kaçırdık diyor. Burada ne var? Çıpranın içini. Çıprayı da fırına atalım sonra aynen, şey yaparız. Fırına atacağız. Çıpranın içini böyle maydanoz, sarımsak, biberiye, şuraya koyayım taze mı? Kekik. Buradan sen aynen. Çete bak. Arada çete bak ama. Tamam. Çete boş bırakma. Şimdi. Kendi kendine konuşuyor insanlar sonra, yazık günah.
Evet, Instagram'dan yazabilirsin veya Twitch'teysen Twitch'ten DM atabilirsin. Kazanan arkadaşımız. MYK Mehmet Yalçınkaya'nın okulu. Şu an oradayız. Şimdi burayı da artık tanırlar ya. Tanırlar işte, bazen bir kişi çıkıyor, soruyor, cevaplıyoruz. Şöyle çiziyorsun. Çiziyorum abi. Çok da derin değil. Sonra onun içine bir kelebek yarıyorsun abi. Kılçığı kalsın içinde omurgası. Şöyle biraz açalım değil mi? Evet evet evet. Tam kılçık kısmından ayırıyorsun. Şöyle göstereyim. Şurası kılçık yolu. Şöyle açıyorum ki daha çok aromalar içine girsin. Evet. Zaten içini de dolduracağım. Aynen. Bununla. Biraz soğan yapalım mı içine şöyle? Soğan, sarımsak. Kırmızı soğan. Aynen. Ispanağımız da var. Bak burada bir yanak yapayım. Ay şeklinde atalım. Ulan maydanoz verir misin bana? Soru cevap verilmiyor. Yazınca sadece aboneleri diye çıkıyor. Biz doğru cevabı gördükten sonra kapatıyoruz ki 5000 tane yorum gelmesin arkadaşlar. İsterseniz kapatmayalım da boşuna yazmış olursunuz. Yani biz sizi düşündüğümüz için kapatıyoruz. Bizim için hava hoş. Ne vereyim sana? Ben aldım maydanozu. Şöyle bir çöp yapayım. İçini doldururuz ya. Hepsiyle karıştırsak da olur. Evet, karıştırıp koyalım. Ben de geç geliyorum. Aynen, gramalatı gibi yaptık bunu zaten. Evet, ilk doğru cevabı veren kazanıyor. Zor soruyorsun biz yaşta. Estağfurullah. Ama her telden sorumuz var, merak etmeyin. Yaşın önemsiz olduğu sorular da var. Abi bir tane soru var. O soruyu sorsana. Hangisi o? 90 derecelik açıyla. Ha, o soru direkt ama şey ya. Ne? İnternetten bakacaklar, onu kim bilecek abi? Var mı ki ya? Biz bakalım bir internetten sorunun cevabı. Soru ne? Vardır abi. Serhat, balığın önündeki boş kuvveti kaldır. Heh, kaldırayım pardon. Tamam. Soruyu söylersek? Sorayım mı? Şeye, çıprayı aynen çıprayı atalım, ondan sonra tamam. Soracağız. Şimdi abi maydanoz, şöyle sarımsağımız da var. Tamam mı? Ben bir yağlı kağıt ayarlayayım. Cevaplar karşılığında doğru bilene ne oluyor? Orkun, cevaplar karşılığında şey arkadaşlar, Orkun'u biliyorsunuz. Günde 80 tane video çektiği için ayarlayamadık ama 4. haftaya Orkun'la yapacağız. Ne yapacağımızı da o zaman söylerim. Orkun? Haftaya değil, Orkun Işıtmak. He. Haftaya değil, 4. hafta gelecek. Öyle ayarlayabildik. Sağ olsun. O da zaman ayırdı çünkü biliyorsunuz canlı yayın oldum. Burada olmak zorundasın. O şey oluyor yani, zor oluyor insanlar için. Özellikle sürekli çekim yapan insanlar. Evet, bir şeyler demiştim. Bilen bilir, takip eden bilir. Ne? Mehmet Şef de mi gelecek? Hı? Mehmet Şef. Mehmet Şef'i yakalarız ya, çeviririz yoldan. Ne olacak? Hayır canım da. Ben güncel olarak nerede çalışıyorum? Geçmiş çalıştığım yeri bıraktım arkadaşlar. Şimdi hamburgerci açıyorum. Öğrendiğin iyi ben mi? Ben şu an bu öğreniyorum. Aynen ama yeni oldu. Oradan ayrıldım Etiler'deki yerden. Şimdi hamburgerciye odaklı bir ben yayında öğreniyorum şey bakın. Barbaros da şimdi öğrendi. Blender kazanırsak Blender'ı iade edip parasını yollayabiliriz. Siz var ya, az değilsiniz ya. Bunlar çok paracılar ya. Evet, oradan çıktım arkadaşlar. Böyle. Barbon'un bakışları. Brokoli'nin saplarını da içine koyuyorum. Barbo ne iş yapıyor? Adam okul açıyor. Daha ne yapsın? Bulunduğumuz yer Bakırköy'de Vov Otel'in yanı MYK Gastronomi. Mehmet Şef'in okulu ve restoranı var burada. Hamburgerci Bomonti'de istiyorum ama daha yer bulamadım.
Evet. Hatta şey diyorum. Sen de şimdi şube açacaksın ya İstanbul'a. Hı. Bir tane şube diyorum, karşılıklı açıp kapışalım. Olur. Hafta sonu ciro falan yarıştırırız. Olur. Öyle bir fikrim var ama. Bizde sıra varsa göndeririz karşıya. Bizde Hoppala. ticaret böyle abi. Paslaşırız diyorsun. Tabii canım. MasterChef anılarını anlatır mısınız? Yok. Barbaros'ta canlı yayında MasterChef anısı anlatmıyoruz arkadaşlar. Barbaros'un yaşlığa var. Çünkü Evet. bütün devlet sırlarını ortaya çıkarmak gibi bir şey var. Acımadan her şeyi Evet, öyle pot kırdık. Yani ben başlarsam Onun burada için YouTube video çekeceğiz bir tane. Küçük. ben başlarsam burada Küçük bir tane. hani bazı yerler bazı şeyleri cezalar alınır. Yok, öyle yok. Evet. Evet. Çıpramızı Şimdi abi. yapıyoruz. Şimdi içinde ne var anlatalım. Bunun içinde Maydanoz. ıspanak, maydanoz, Hı. kırmızı soğan, sarımsak, tuz, karabiber, bir de az önce fırına atmış olduğum brokolilerin sapları. Tamam. Ziyan olmasın dedim. Hı. Karıştırdım. Zeytinyağı, tuz, karabiber attım. Tamam. Şimdi bu kısmı içine Dolduracak mıyız? dolduracağız. Tamam. Ama senden birazcık şey ricam var. Şu bıçakla abi kılçığın üstünden hafif gitsen de hafif açsan. İyice mi açalım diyorsun? Hafif açsan kelebek gibi. Kılçık üstünden. Açalım. Evet. Çok az bir şey. Şey almaz onu bu. Kılçığın üstünden de gitsen olur. Gövdeyi kesmesen de olur. Böyle içinde bu kalsa. Bu böyle inecek. Zaten. Çok iyi. Tamam. Açtık mı abi? Ben sana açayım, sen doldur. Şimdi abi bunu böyle dolduruyoruz içini. Tamam. İyice sıkı sıkıya mı dolduruyorsun? Evet, aromasını versin. Tamam. Rahat rahat pişsin. Sululuğunu korusun diye. Zaten sonrasında da çıkmasına yakın üstüne atacağız. Kalan Hmm, parçaları. tamam, süper. Bunu böyle iyice içine Tabii. tokuşturdum. Tokuşturduk. Dışına tuzunu, karabiberini. Biraz da yağlayalım değil mi? İyi kızarsın diye. Hem yağlayacağız hem de çıkmasına Hatta yakın şunun yağını elime tereyağı. sokayım, onun yağ ile yapayım. Yok, şöyle atalım ya. Ver Orada bana çok biraz. yağımız yok. Tamam. Çıkmasına yakın o çiziklerin arasında biraz da tereyağı atacağız. Tamam. Bir de Ki buna tuz, her ne karabiber at olursa olsun istersen birazcık. tereyağı lezzetini katacak. Of be. Çevir istersen abi. Tamam. Süper. Şimdi bunu fırına gireceğiz. Mayonezimiz var değil mi? Var Var. var. Şey için. Ne için lazım? Tempura yapacağız ya daha. Onu şöyle mi yapalım? Bu Soğuk bir biraz tepsi vereyim. Sıcak olduğu için yakar. Bunu kullanmıyoruz. Bunu Hemen. ayıracağız. Soğuk tepsiye atacağız, yoksa alt tarafı Evet. patates olur, direkt gider yani. Buyur. Bunu kaç dereceye atıyoruz? Aynı şekilde Aynı 200 200 derece. dereceye Hatta atıyoruz, değil mi? biraz bunu 180'e Bence de. düşürdük fırındakilerle beraber. Aynen. Onlar zaten ısıyı aldı. Aynen. Onlarda problem yok. Şimdi şöyle etrafı toparladıktan sonra neyimiz var? Temizleyelim. Palamutumuz var, lüferimiz var. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika boş zamanımız var şu an. Muhabbet Şimdi edebiliriz, şöyle yapalım. sohbet edebiliriz. Sen istersen lüferi temizle. Lüfere işlemini Lüferimiz yap. temiz. Lüferin hiçbir şeyi yok abi. Lüferin domateslerini soyayım. Aynen. Şeyini Kırmızı yap. soğanını doğrayayım. Zemplasını Hazırlığını hazırla. Ben o yapalım. arada bir tane daha şey fırlatayım ortaya. Tamam. Blender fırlatayım. Senin garip sorunu soracağım. Aha. Bakalım bilebilen olacak mı? Öyle mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu soruyu ben size katıl ve abonenin önemini söylemiştim. Bu sorumuz sadece katıl ve abone üyelerine gelecek. O yüzden kapatalım chat'i. Katıl ve abone üyeleri kaç kişi ki? Bilmiyorum. Fark etmez. Ne kadar azlarsa şansları o kadar artıyor. Tamam. Chat Evet, chat'imiz katıl ve abone de sorumuz geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Türk mutfağı konsepti ve kendi restoranıyla ilk Michelin yıldızını alan Türk şef kimdir? Modlar yazmasın. Sinsilik yapmayın, modlara vermem. Modlara ayrı bir kıyam olacak.
İlk Michelin yıldızını alan Türk şef. Almanya'da daha önce var ama Türk mutfağı konsepti ve kendi restoran sahibi olarak yakın zamanda bir tane şefimiz var. Evet. Kim, ben göremiyorum. Aygün 1999. Sen evet. Kazandın. Tebrik ediyoruz. Bir blenderim var. Alkışlayın. Kazananlara reji mesaj atıyormuş arkadaşlar. Oradan halledecekmişiz. Mehmet Şef mi? İnşallah. İnşallah ikinci de Mehmet Şef olur. İnşallah. Ya da biz oluruz. Şef de iyi zaten. Aynen öyle. Aramızda hallederiz. Klap klap. Evet. Ya modlara ben kıyak geçeceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Sizin yeriniz ayrı. Açalım chat'i. Dördüncü blenderımızı verme vakti geldi. Sevdim hemen bu işi. Böyle kameraya falan konuşuyorum. Artistik yapıyorum. Gıcık, değişik soruyu soracağını zannettim. Abone değil mi? Abone olmasa yazamaz. Ya yazmış. Bak, abone değildi diyor. Oo, hile var. Doğru cevap Ahmet dedi mi? Ünlü Prime'in şartı var. Abone değil mi? Yazar puanı kullanarak yazdı falan dedi. Neyse, bakarız arkadaşlar. Öyleyse vermem. O zaman sonrakini veririz. Evet. Sinsilik varsa vermem. Öyle bir şey mi var? Adam abone değil ama... Sadakat puanı kullanarak yazmış. Siz oh uyuyun. 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 Evet. Chat şu anda açık herkese. Chatimiz herkese açık. Barbaros'un garip sorusunu soracağım şimdi size. 1930 mu? Evet. 90 derece mi? Evet. Tamam. Hazır mısınız? Tam bir Google'da arama sorusu. Kim milyoner olmak ister de arıyor ya. Evet. 12 yaşındaki kardeşimi arıyorum diyor. O her şeyi bilir diyor. Kitabın ismine bakıyor, Google'dan veriyor cevabı. 1930 yılında bulunduğu yerden tam 90 derece döndürülerek taşınan binanın adı nedir? 1930 yılında bulunduğu yerden tam 90 derece döndürülerek taşınan binanın adı nedir? Oha. Yok artık be, yuh. Yalan. Hile var. Kapat kapat. Bildiler. Bir ne bu? Derste falan mı soruluyor? Biz mi çok cahiliz? Serhat kağıdı sıkıştırdığı şeyler yani. Kağıttan mı gördün? Burada göremezler ki, bana dönük olan kısmı. Aa. Bel binasını kabul etmiyorum arkadaşlar. Acaba biz evet, az önce böyle aramızda 90 derece falan dedik. Oradan bildiyse zaten 3 tane vereyim ben ona, helal olsun. K-A-1-D-U Indiana Bell binası doğru cevap. Blender kazandın, alkışlıyoruz. Alkışlasanız ölü gibisiniz. Evet. Nasıl bildiniz, bir onu da söyleyin. Sinsilik mi var işin içinde, herkes biliyor muydu yani? Genel kültür var desen chatte. Allah chat fırtına ya. Bel binasını kabul etmiyoruz arkadaşlar. Hızlı yazmak için bel yaz geç. Olmaz. Ayıp olur. Berkan Karabulut. Katıl üyemiz mi Berkan? Ben göremiyorum burada, işaret yok. Aynen, genel kültür var. Berkan Katıl üyesi mi? Bakabilir miyiz? Berkan Karabulut. Evet diyor. Geçen hile yapan arkadaşın blenderını Berkan'a veriyorum. Alkışlıyoruz. Niye hile yaptı? Şey yapmış. Orada puanla yazılıyormuş. Katıl ama olmadan puan yazmış. Puan var. Böyle bir açığı varsa, açık değil hatta bu. Adamın puanı var ve puanını, o puanı biriktiriyor. Sen hediye et bir tane kardeşim. Senin için kullanıyor. Sen hediye et ona bir tane. Ben hediye etmiyorum kardeşim. Benim sorularıma cevap versene. Az önce sorunu sordun. Cevap verdi. Evet. Oraya sadece abone ve hile şey olmaz mi yazıyor? Evet. Kim? Katıl üyesi. Evet. Peki diğer adamın bu Twitch'in veyahut da YouTube'un yazabilmiş mi? Yazmış. Bir hile var mı? Yok. Adam puanını biriktirmiş zamanında. Barbaros baklava veriyor. Ben anladım. Tamam, ona da veriyorum lan. Ona da verdim bir tane.
Kaç oldu? Biz de ekmek peynir dağıtır gibi 500 liralık bir yerde dağıttık. 6 5 etti. Oldu. 5 mi? 6, 6 mı? Etti. 6 olmuş. Tamam. Ona da verdik bir tane. Bize şey yapsın, yazsın, biz ona yazalım. Onu iptal edebiliyor musunuz peki puanını evet, yazmayı? Onun puanını bir 100 bin, 200 bin falan yap. Tamam, heh. O açıyı kapatıyoruz. Sen ne yaptın şimdi? Ben şimdi... Lüksel'den... Ahmet Dede yazmış, sen Internet Explorer musun? 5 dakika önceden geliyor. Lüfer'de şimdi daha önce denediğim, levrekte denediğim bir tarifi Lüfer'de yapacağız. Bir Tokat yöresine ait bir levrek çıtlama diye bir yemek vardır. Bunu tereyağı, domates, sarımsakla beraber yaparlar. Bir buğulama tekniğidir bu. Biz onu bugün lüferle yapacağız. Tamam. Sadece kırmızı soğan kullanacağız, sarımsak kullanacağız ve domatesimizi kullanacağız. Sonra üstüne de kapatacağımız ıspanaklarımız var. Ispanaklarımız tam buğulama tarzı yapacağız. Tam buğulama tarzı yapacağız. Tamam. Şimdi ben hafif maydanozunu da doğrayayım burası için. Ben de sana bir soğan çakayım. Nasıl istiyorsun soğanları? Fine fine. İnce. İnce mi olsun? Fine küp. Biraz. Fine fine biraz olsun. Daha küçük. Tamam. Çöpü nereye götürdük? Şurada. Buyur. Şuraya atayım. He, orada çöpü kapatıyorum. Yine bunun içine de ben elimde olduğu için atıyorum arkadaşlar. Dağ keki, biberiye. Oo, çok yoksa, güzel aroma verir ya. Olursa bulamıyorsanız hiç önemli değil. Ama varsa da gayet güzel olur. Yarım soğan yeter herhalde. Çok, çok rahat yani. Yeter. Çok rahat yeter. Şöyle alalım. Chat'i uzağa koydum ya. Chat'i buraya yaklaştırsana bana biraz. Şöyle. Sen hiç okumuyorsun ha. Sen hiç ilgilenmiyorsun bu insanlarla. Alışkın değilsin değil mi? Birisi... Senin bu şu yanındaki işaretler Twitch hani. Biri YouTube, tamam. Biri Twitch. Tamam. Bir tanesi şey demiş, abi 3D şey yapacağız da Blender lazım. Sorulara doğru cevap vermen lazım kardeşim. Aynen öyle, biz zaten şeyi söyledik, anahtarı söyledik yani. Soruya doğru cevap ver, al Blender'ı. Ver cevabı, al Blender'ı. Bundan daha kolay bir Blender kazanma yöntemi var mı bu hayatta? Ver cevabı, al Blender'ı. Sizde var ya, o lazım, bu lazım. Yani biz de öğrenci olduk yani bu arada. Biz de öğrenci evinde kaldık. Şey yazmış bir tane abla bana şeyden Instagram'da. Oğlum demiş, iki tane çocuğum var, Blender'ım yok. Zaten yan yana gelmiyorlar yani, hani zorunluluk değil ki bu. Niye Blender'ın olması gerekiyor? Birçok şey Blender'sız yapılabiliyor. Hiçbirimiz MasterChef'e katıldığımız için pişman değiliz arkadaşlar. Niye pişman olalım ya, manyak mıyız biz? Tamam, açığımız kapanmış. Sinsiler hemen puan kullanarak basmışlar şeyi. Soğanlarım burada hazır. Çok güzel. Biraz gözlerimi yaşarttı. Mayonezi neye kullanacaktın sen? Dışarıda kesir misin? Dolaba alalım. Onu şeye işte yanına tempura yapacağız ya kalamarlardan. He tamam, bunu dolaba alabilir miyiz? Sonra geri isteriz. Bu marine de dolaba alalım. İkisi de dolapta kalsın, sonra isteriz geri. Evet, soğanımız hazır. Bak, domatesimiz hazır. Şurada zeytinyağlı bir maydanozumuz var. Bunun içinde dağ keki ve biberiye var. Sarımsak var. Tamam. Soğanları hafiften şey yapmaya başlayabiliriz. Öldürelim mi yavaşta? Evet, şimdi öldürmeye başlayabiliriz. Şefin kitabını alalım. Şefin kitaplarını şöyle dizeyim. Yani. Şuraya koydum. Sen orada hazırlık yap. Benim canım sıkıldı. Ben bir tane daha blender vereceğim. Evet. Ben şöyle... Ben yavaştan hatta pişirmeye de başlayabilirim. Başla başla. Bu arada bu küpene konmaya çalışıyorlar bizim modlar. Küpeye mi? He.
Modlar mı? Şef, bu Indiana Bell binası sorusuna bir daha bakar mısın? Daha önce yazan vardı, hak geçmesin. Kontrol ederiz ama biz bizim yayınımıza gelen ilk cevabı bakıyoruz. Size farklı gelmiş olabiliyor. Ama kontrol ederiz tabii ki. Barbo MasterChef izliyor musun? Bu favorim var mı demişler. Abi benim televizyon izlemeye gerçekten zamanım olmuyor. Televizyon izlemiyormuş Barbaros. İrem abiye buradan duyurulur. MasterChef izlemiyormuş. Ben izliyorum abi. Ya abi. Benim İrem abi saygılar. Yani. Behçet abi ilgin abi. İrem abi çağırırsa. Sürekli tavsiye şey yapıyorum. Stüdyoyu çağırırlarsa izleriz. Ben sürekli yani. İzliyorum abi. Hiç kaçırmıyorum Barbaros. Ben şey çalışıyorum ya. Samsun'da MasterChef'i yapmaya adam buluyorum yani çalışıyorum. Böyle bir şey olsa okulun açılışına doğru dış çekimleri. Hı, olabilir. Güzel olur. Barbaros'un sakalı çok iyi değil mi? Çok iyi. Sakal. Güzel. Ama ben daha şey seviyorum. Şimdi zayıfladın ya. Kesince böyle daha bir şey oluyorsun. Tabii canım. Joker tarzı güzel oluyor. Abi ya. Şöyle daha var. 5 kilo daha var. 5 kilo daha verdik mi? Diyetisyenimizle geziyoruz ya. Ya. Her yere. Adamın VIP diyetisyeni var. Hayat herkese denk getirmiyor. Evet. Şimdi bilgisayarı daha soğanlamadan ama bu da balıklı. Şey onun altında kemiz. Burcu bana bakıyor oradan. Bu yeşil daha kullanacak mıyız? Yok. Şu da kalsın istersek kullanırız. Ben şöyle geçtim. Bir tane daha soru hazırlayayım size. Hı? MasterChef'le alakalı var mı burada sorumuz? Koydun mu? Tamam. Şöyle şey yapayım. Aa, Barbo'nun çok güzel bir sorusu var MasterChef'le ilgili. Onu soracağım. Herkese yapıyoruz bunu. Bu değil mi? Şey, no. O final. Bu tarafta mı? Heh. Şimdi arkadaşlar, bu sorumda cevap 3 adet. Üçünü de ayrı ayrı tam istiyorum. Yazım hatası yapabilirsiniz, problem yok. Ama tamamen anlaşılması gerekiyor. Tekrarlıyorum, bu sorunun cevabı 3 adet oluyor yan yana. Hazır mısınız? Burcu abla kızmasın, hazırsın. Barbaros'un finalde yabancı mutfak menüsünde yaptığı yemeklerin isimleri nedir? 3 adet isim vardı orada. Yabancı şarkı isimleri. Bunların isimlerini istiyoruz. Doğru söyledim değil mi? Evet. 3 adet şarkı ismi istiyoruz. Şeyleri istiyor muyduk? Gruplarıyla beraber. Gruplarıyla tabii, tabii. Gruplarıyla beraber arkadaşlar. Bak zor soru geldi. Gruplarla beraber. Gruplarla beraber. Şarkı, aha bir tane gördüm. Bir dakika. Gruplarla beraber yazan bir bunu gördüm ben. Aynen. Değil mi? Üstte daha yoktu. Bakacağız. Evet evet. Bravo. Ama ben demin gruplarla demedim. O yüzden hem üçünü yazana vereceğim bir tane hem de gruplarla yazana vereceğim. Ha, yayın geç gidiyor ben, değil mi? Ben çünkü üçünü söyledim. Sonra grupları ekleyince. A Million Years Ago, November Rain, Shine On You, Crazy Diamond. Evet, doğru mu? Doğru. Grondeus, ilk kazanan sensin. Tebrik ediyoruz. Alkışlayalım. Ondan sonra Fiftegi, yani 5-T-H-E-G-Y hem isimleri hem grupları yazmış. Sana da bir blender veriyoruz. Bravo! Evet, bu soru zordu. Tebrik ediyorum. Bilenler gayet iyi izlemişler yarışmayı. Barba ona bir 5 yumurta kıralım, banalım diyor. Bancaz. Sen ne yaptın orada? Kaçırdık orayı da anlat. Şimdi burada soğanlarımızı hafif pembeleşinceye kadar pişirdik. Evet. Arkasına hemen domateslerimizi ekledik. Tamam. Şimdi bu suyunu salıp domatesler yumuşadığında lüferlerimize orada çizik atacağım. Tamam.
Sonra lüferleri içine koyacağım. Üzerine de ıspanak koyacağız. Için. Ama ondan öncesinde tamam. Şu karışımı atacağım içine. Tuzunu, karabiberini hangi aşamada atıyorsun? Daha şimdi atacağım. Birazdan atacaksın, tamam. Baharat biraz daha sebzeyi pişiriyor. Eritiyor daha doğrusu. Bu soruyu soracağınızı çok iyi biliyordum ama panikle karıştırdım. Geçmiş olsun. Bence diğer blender'ı boşuna verdin. Yok, orada karıştırdık. Ayıp olur. Sorular bu kadar zor olmamalı. Kolay soru olursa internette en iyi olan kazanır yani. Kolay da var da hepsinden var işte. Yok, haksızlık oldu, hak geçti falan. Herkese geçelim, vermek için. Geçelim bunları. Blender dağıtıyoruz işte arkadaşlar. Katılımcılarımıza. Olay. İzleyenlere biz de bir şey kazandıralım ya. Arkadan Eray mı geçti? Sanmam. Arkada bak, Eray. Neredeyiz? Bakıyor, Eray Fransa'da. Eray Fransa'da. Fransa'ya gitti değil mi? Gitti Fransa'da. Eray Fransa'da arkadaşlar. Eray'a çok selam. Cansın. Umarım iyi gidiyordur. Blender'ı görebiliyor muyuz? Gösterelim. Bizde gizli saklı yok. Blender'ımız bu arkadaşlar. Şöyle 5 kademeli. 50 tane parçası olan. Şuna bak ya. Çok güzel değil mi? Hmm. Ben şöyle sola kaçayım. Parvoros orada iş yapıyor, ben oyun oynuyorum. Durun, daha bitmedi işimiz. Verdik bir 7-8 tane verdik. Blender'ları vermeye devam ediyoruz. Ben parçalarını da göstereyim size. Hadi onu da yapayım. Onu da yapayım. Bir sürü parçası var zaten. Bak. Şöyle. Bunun ufak tefek bir şeyleri daha vardı. Onlar kutuda galiba. Onları da kutudan çıkaralım. Bu arada blender var ya, bir 10-15 tane blender'ımız var. Şöyle yanında bak, hediyenin bile hediyesi var. Yanında bıçak hediye etmişler. Wow. Sağ olsunlar. Ondan sonra şöyle metal blender plakaları var. Bunlar çok iyi. Çünkü normalde plastik üzerine şöyle küçük metal bir parça olur. Bu full metal. Yani o yüzden premium deyip duruyoruz. Bayağı kaliteli göndermişler sağ olsunlar. Bir adet daha aparatı var. Bakayım. Şöyle bir karıştırma aparatı var. Tamam, bunu açalım, bunu kullanalım ya madem öyle. Şöyle de bir şey var. Şeyi zaten mayonez yaparken kullandık, tamam. Ağzını. Bir de şunu sebzeleri içine atarken. Püre yaparken kullanabiliriz. Püre için aynen. Gösterebiliriz. Bütün sebzeleri atacağız içine, ben püre şöyle yapacağız. Hazırlayayım. Şöyle hız ayarı falan da var. Buna bastıkça şey yapıyor. Hızı arttırıyor. Kademeli. O da güzel. Şimdi güzel bunu yani. Kıstım 10 numara abi. 5 yıldız blender arkadaşlar. Şunu da şuraya koyayım. Sen şimdi lüferleri çizdin. Çizdim. Of. Bunu kıstım. Ekmek var mı ya? Var mı ekmek? Getir. Ekmek pancam. Kutudan kurtuluyoruz arkadaşlar. CVS elektrikli ev aletlerine yine teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Destek, yardım. Güzel şeyler bunlar. Televizyonda projeniz olacak mı? Şu an öyle bir şeyimiz yok. 1700 watt 500 çok iyiymiş. Evet, fiyatı da çok iyi. Gayet iyi yani. Başarılı. Fiyat performans olarak çok iyi bir blender. Yukarıdaki sorulara bakayım birazcık. Bunu bunun içine attığımda... Bu yılki MasterChef için çok yorum yapmayayım ben ya. Benim yorumlarım farklı yerlere gider çünkü biz normal vatandaş gözüyle baksak da şey olmuyor. Evet. İçine of. Bak. O maydanozlu kısmı da attık şimdi. Soğanı terlettik. Aynen. Domatesimizi öldürdük. Evet. Maydanoz karışımımızı attık. Şimdi lüferi oturtup üzerine ıspanak geçeceğiz. Aynen. Ondan şimdi. Öncesinde bir iki damla limon atacağım içine. Tamam. Asidimizi de veriyoruz. Ben de şöyle şeyleri ayarlayayım. Şimdi abi bunları şu
Şöyle dikine şöyle bir göstersene mi? Kameraya ya. Güzelliğe bak. Şunun güzelliğine bakın abi. Veyahut da tepe kameraya mı baktın? Tepe kameradan çekelim. Paketini tazeliğine ben beyaz. Şunu şöyle bırakayım bak. Aman aman. Mis gibi kokuyor zaten. Üzerine de daha şöyle bir iki de şey yapalım. Evet abi. Katalım. Güzel aroma versin, koku aynen versin. Abi. Aynen. Of. Zaten kış yeni başladı daha. Kapatıyor muyuz? Çok az su ekleyecek misin? Hiç eklemeyeceğim. Hiç gerek yok. Zaten ıspanak altını mı kısacaksın? Alacak. Altını böyle tamam. En kısa alacak kabatır gibi. Çıpramıza da bakalım. Barbo Reis'in kanalı var mı? Senin YouTube kanalı yavaş, var mı? Yavaş yavaş. Var. Barbo Reis'in şey, kendi aktif, ismine değil mi? Evet, Barbo Reis'in. Kendi ismine aktif kanalı var zaten. Şu an gayet güzel gidiyor. Az sonra yine devam ediyoruz bunu almaya. 10 dakikaya devam. Evet. Şimdi şuraları biraz toparlayayım, temizleyeyim, yenilerine geçelim. Lahanamız güzel. Çıtır çıtır pişmeye oo, devam ediyor. Lahana çok iyi oldu ya. Çok iyi gidiyor. Lahanayı ben gördüm, siz göremediniz de lahana çok iyi arkadaşlar. Yani. Devam ediyoruz. Biz fotoğraf atmıyoruz artık, insanlar ne yapsın zavallılar. Kendilerine evet, fotoğraf çıkarmaya çalışıyorlar. Ya ne yapalım, biz de böyleyiz. Şimdi palamutu da onlara nasıl bir şekilde kelebek çıkardığımı göstereyim. Tamam, palamuta geçelim. Sonra, oradan da tabii, şeye, kalamara evet, falan geçeriz. Tabii tabii, kalamara. Kalamara için bir tane tempura yapar mısın? Ha? Yapalım. Direkt tempura mı yapalım? Tempura, una batıracağım, sonra tempuraya batıracağız değil mi? Olabilir. Hiç fark etmez, direkt unlayıp da kızartabilir. Yani çok sıvı bir şey de yapabiliriz. Ona da yapabiliriz, direkt tempura da yapabiliriz. Güzel kalmış. O zaman çok yoğun olmayan bir tempura yapayım. Evet, una soda tamam, isteyelim mi? Bir tane soda, unumuz var mı? Var. Bir var, tane soğuk soda rica edeceğim arkadaşlar, ama soğuk olması gerekiyor, sade soda. Burada bir tempura yapacağız şimdi. Bir tane de çırpma teli. Cıvık bir tempura yapalım, onu atalım sen sonra. Sen bu tarafa al da ben palamutu temizleyeyim. Şöyle mi kayayım? Hı. Tamam. Şu hatta şunu göndereyim ben. Olur, onu gönderebiliriz abi, fazlalık. Şunu gönderiyorum. Şu senin şeyin için, çıpran için burada duruyor. Gönder de gitsin. Şunu şöyle alalım. Zemplası dağıttık biraz. Öyle daha iyi oldu. Evet. Barbo'ya diyeceğim bir şey var. Onun sözü bu, hatırlat belki, lütfen ilet. Bazı insanlar canları sıkıldığında dünyasını değiştirirler. Buna gücü olmayanlar ise dünyalarını değiştirirler. Güzel söz. Evet. Sen mi buldun bu sözü? Yoksa bir yerden mi duydun? Bir yerde duydum. Ama güzel bir sözmüş. Derin bir söz. Aynen. Benim bıçak çantamın üstünde yazıyordu o söz. Hatırladım ha. Şimdi abi tam ortadan bu şekilde kılçığını aldık bunu. Butterfly yapıyoruz şu anda. Evet. Çok güzel. Bu detayı çekebildik mi? Çok güzel. Çok önemli bir detaydı. Güzel bir teknik. Şimdi bu kısımların burada bildiğim kadarıyla kılçıkları olduğu için abi. Biraz ortadan alıyorsun. Biraz bu şekilde baştan sona kadar. Çok bastırsan direkt keser değil mi?
Tabii. Nazik gidiyorsun. Nazik bir şekilde gidiyorum. Birinizin mikrofonunda üfleme sesi geliyor. Çalışıyoruz, ondan geliyor olabilir mi? Goy goy yapmıyoruz sonuçta. Gelsin, bir şey olmaz o kadar da. Bu kısmı da aldım abi. Çünkü oralarda kılçık istemiyorum. He, direkt kılçıklı kısmı aldın. Aynı şekilde buradan da bu şekilde gidiyorum. Güzel. Buradan sonuna kadar geliyorum. Ben şimdi şurada bir tempura yapayım. Tempura'ya ne yaptım da anlatırım birazdan. Artık elimizde kılçıksız bir şekilde filoto hazırlanmış bir tür palamutumuz var. Çok güzel. Gayet de iyi. Bu da artık pişmeye hazır abi. Şöyle. Süper. Ben de burada normal un kullandım arkadaşlar. Mısır unu kullandım. Karıştırdım. Buna yumurta ekleyeceğim. Tuz ekledim. Sade soda ekleyeceğim. Bir tempura hazırlayacağız. Tempura nasıl açıklarız tempurayı? Nedir tempura? Bir tür kızartma unu. Kaplama. Kaplama. Bir tür kaplama, evet. Un, su olabilir, soda olabilir. Soğuk soda daha çıtır yapıyor. O yüzden kullanıyoruz. Batır da aynı şey arkadaşlar. Batır sadece daha yoğun oluyor. Aynı şey. Hiç yemek yapmayı bilmeyen biri ne sorabilir? Onu hiç yemek yapmayı bilmeyen birine sormak lazım. Yumurta nasıl kırılır? Bunu sorabilir. Hiç yemek yapmayı bir bilmeyen tane de birisi. Soğuk yumurta, hatta iki tane bütün soğuk yumurta alabilir miyim? Şimdi bu malzeme. Şunları da ikiye bölüyorum. Gordon Ramsay balon bu. Değil tabii ki de. Adamın 7 tane. Dur kanka. Gordon Ramsay balon değil arkadaşlar. He ama o soruyu yazmadın ki. Yazdım ya. Hadi ya. He dün söyledim ben onu. Tamam. Gordon Ramsay ben sorulara yazdım sandım. 7 tane Michelin yıldızı var ve dünyanın en ünlü şefi, 50 tane televizyon şovu var. O yüzden tabii ki de balon değil yani. Ona balon diyen hayal dünyasında yaşıyordur. Evet, biraz abi. Kıskanıyordur diyebiliriz arkadaşlar. Farklı bir dünyanın insanıdır. Hayal bir gün genel mutfak tekniklerini anlattığınız bir video yapar mısınız? İzliyoruz yemek programlarını ama çoğu tekniği bilmiyoruz. Süper. Yapalım. Şöyle onu. Bunları ikiye bölüyorum. Bütün tamam. Yapmak yerine. Tamam. Şeyleri, kolları da alıyorsun. Kolları bütün alacağım zaten. Aynen. Abi. Kolları ayarladık. Serhat blender vermemiz lazım. Blender mi istiyor chat? Chat blender mi istiyor? Tempura'yı yapayım, vereceğim bir tane. 2 dakika sonra vereceğiz arkadaşlar. Sakin ol. Mısır unu, un, tuz, yumurta. Çok iyi. Şöyle bir çırpıyorum. Topaklanmaya başlayınca tutar mısın şeyi? Soda ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Burada kafalarını da yanına ayırdım. Şöyle yedire yedire. Bakalım kıvamı nasıl olacak? Kıvamına göre biraz daha soda ekleyebiliriz. İyi ya. Güzel, güzel, güzel. Şunu bakacağım mı? Bak şimdi bunu. Şimdi kameralarımızı tavaya alalım arkadaşlar. Yukarıya mı alayım? Hı? Kameraya mı getireyim? Yok, detay kameramız var orada, o çeker. Allah. Şuna bak. Şöyle göstereyim bak. Nasıl pişme olayı? Biraz daha pişsin çok mi? Çok az daha pişsin. Tamam. Yani ben böyle gömerim bunu. Sunlu görüyor musun? Çok iyi. Çok iyi. Bence altını kapat, 5 dakika kapattım. Dinlensin, kendi dinlensin. Aynen. Çok güzel. Kapattım. Hazır. Şeyi al istersen, yağımızı al, şeyi kızartmak için. Bunu böyle köşeye alıyorum abi. Burada yumurta, mısır unu, normal un, tuz ve soğuk soda var. Yumurtamız da soğuk. Soğuk olmasının sebebi kızgın yağ düştüğü zaman çok daha çıtır yapıyor. Onu da belirtelim. Nasıl seversin?
Bu hayatta hayır diyemediğim tek şey soda. Gelsin mi sorumuz? Açıyorum defterimi, şeyimi, kağıdımı. Herkes açık. Yemeklerin kimyasında konu olarak işleyebilirsiniz. O biraz zor bir iş çünkü kitabı Türkçe'ye çevirmem lazım ama ileride neden olmasın. Türkiye'de çünkü onunla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Geliyor. Yağımız da hazır. Sen sor bir tane. Hadi gel. Hep ben sordum. Ben mi sorayım? Şunu sor. Aa, evet. Güzel soru. Soruyorum. Bu soru Barbaros'tan geliyor. Hazır mıyız? Albino kutup ayısı gördünüz mü? Bu değil. Yazmayın bir şey. Yazıyorlar. Her duydukları şey bir şey yazıyorlar ilk olmak için. Soru dur bu değil. Dur bakalım ne? Ha biri de ha evet kappa evet. Kutup ayılarının derisi ne renktir? Takip et şeyi cevapları. Of geldi geldi. Evet. Çok hızlı geldi abi. Biraz daha bekliyoruz. Çok hızlı geldi. Chat çok kültürlü baba. Chat harbi çok kültürlü ya. Kapat kapat. Ya bir 30 saniye açık kalsın. Ben zaten sonra en yukarı gidiyorum. Şeyde aratıyoruz ya CTRL komando olayında. Okey 15 saniye daha. Chat çok akıllı baba. Maşallah. Chat çok iyi. Çok hızlı. Çok da aktifler. Hiç açmıyorlar. Chat kapalı. Evet. Ben de kayboldu. O kadar çok geldi ki. Ben şu an bulamıyorum. Doğru cevap vereyim buradan. Hı? Doğru cevap siyah arkadaşlar. Reji birazdan doğru cevap vereni bulup bize yazacak. O kadar yazdınız ki yok oldu yani. Şimdi yok şu an öyle bir şey yok. Bu ara kaplaması için unluyorum bunu. Güzel evet. Bir şekilde. Maşallah. Reji bize söyleyecek kimin kazandığını. VAR'a gittik. Burada görünen en yukarıda refmen. Kodlayalım. R-E-F-M-E-N. Refmen. Refmen. Refmen kazanmış. Tebrik ediyoruz. Alkışlayın. Ölü gibi alkışlıyorsunuz. Ölü gibi alkışlıyorsunuz. Böyle alkışlıyorsunuz. Hemen kalamarı verelim. Hiç MasterChef izlemediniz mi? Biz nasıl alkışlıyorduk? Olaya bir sinerji getiriyorsun. Bir canlandırıyorsun. Evet, kalamar vereceğiz birazdan size. Çıpramız oluyor, çıpra vereceğiz. Şu tavaya şeyi de dizelim. O ısınırken. He. Barbunları. Evet, mantıklı. Barbunları da dizelim. Hızlanalım birazcık. İyi saldık. Pardon, barbun dedik. Tekir. Tekir vardı. Barbun paneleme yaparken elimizi yumurta ve una bulaştırmama tüyosu var mı? Güzel bir soru. Üçlü paneleme yaptığınızı varsayarsak un, yumurta ve panko oluyor. Bir elinizi un ve yumurtaya, bir elinizi de pankoya attıktan sonra pankodan çıkarmada kullanıyorsunuz. Yani iki elle çalışıyorsunuz. Eğer cımbızınız varsa cımbız da en kolay. Mısır unumuz burada. Şunu da bir ölçelim. 200, 190, 180. Bu civar iyidir. Oradan ölç. Şimdi burada kalamarlarımızı yapacağız değil mi? Tempura kalamar yapacağız. Evet. Orada tekir tava yapacağız. Tekir tava için tavamız hazır orada zaten. Tavamız hazır. Unluyorum ben sadece. Yağımızı birazcık kısayım. Biraz yavaş yavaş ısınsın. Aparatı vardı, o aparattan bulamadım. 100 derece, 2 dakika sonra hazır. Orada beyaz bir tabağımız vardı değil mi? Onu bana versene ya. Beyaz tabak mı? Yani beyaz tabaktan dizelim. Alabilir miyiz? Çevirmek için kullanacağımız. Reji, şikayet var. Ben yazdım ilk diyorlar. Kime güveneyim?
Görebildiğimize göre veriyoruz. Ya bu biraz şey gibi, rastgele gibi düşünsünler. Çok çok takılmayın böyle şeylere. Veriyoruz gidiyor. Ben veriyorum. İnşallah blenderımız vardır. Var değil mi? 10 mu oldu? 8-10 oldu galiba. 2 tane dün yayında verdik. Bugün 6-7 verdik. Bir tane şu an Barbaros'a verdim şu an bir tane. Alkışlayın Barbaros'u. Benim de birine verme şansım var yani. Sen sürekli kazanıyor, bir tane sadece YouTube yapalım. Tamam. Arkadaşlar Twitch'e yayın herhalde erken gidiyor. O yüzden şu anda YouTube seyircilerimiz için yapıyoruz. Twitch'ten yazanları kabul etmeyeceğiz. O yüzden yazmayabilirsiniz. İsterseniz yazın. Çok önemli değil. Geliyor. Şey nerede lan? Kağıt nerede? Kağıdı aşağı koyuyor. Bir saniye arkada çıkıyorum. Tamam. Öğrenciye spor yaptığımız için eve robot lazım. Blender'ın spor yapmakla ne alakası var? Öyle değil mi? Lapa yapacak, püre yapacak çocuk. Blender'sız püre yapılmıyor mu? Sporcu işte eze eze yapsın. Daha etkili olur. Evet. Yemedi abi. Oo güzel. Sen arada satmaya çalışıyorsun. Şimdi bu soru için istediğim şey YouTube'daki izleyicilerimizden hangi dönemde ve kaç yılında? Bu sorunun cevabı hangi dönem, kimin dönemi? Atıyorum işte Beyazıt bilmem ne ya da Carçurt fark etmez. Ve yıl, tamam mı? Hazır mıyız? Bu zor olacak ama arkadaşlar. Çünkü YouTube'da zehir gibi şey var. Maşallahınız var, gördüm. İlk pasaport ne zaman çıkarıldı? Buyurun. İlk pasaport kaç yılında, kimin döneminde çıkartıldı? Dünyada. Dünyada evet. Çıpraya da bakalım istersen. Onları şöyle. Yağımız da olmuştur ya. İlk pasaport kaç yılında çıkartılmıştır? Sorumuz. Of. Siz YouTube'dan baktınız bence. Kesin YouTube'dan baktınız. Yani bu zeka. Aa, bak lahana. Bakıyorum. Eren Doğan 1808 2. Mahmut dönemi. Şu an gördüğüm Eren Doğan, kontrol ediyorum. Dünyada. Evet. Serhat dünyada değildir hocam sanki. 1808 başka kim pasaport çıkarmış 1808'den önce? Yani Osmanlı çıkarması mantıklı değil mi? O zaman dünyaya hükmediyormuş ya zaten. Osmanlı çıkarmayacak kim çıkaracak? Hı? Ya tamam, herkes de YouTube şeyden Google'dan baktı yazdı zaten ya. Başka yazan yok ki. Baksana Abdülmecit falan yazmış. Abdülmecit kim? Abdülmecit. Bir dakika. Kontrol ediyoruz. İki Mahmut dönemi yazmış. İhsan kabul etmedik. Leyla Eren'den sonra yazmış. Eren Doğan 1808 2. Mahmut, doğru cevap, alkışlıyoruz. Bravo. Evet, lahanalarımız geldi. Bunu bir tabağa alayım. Sen onu bir tabakta. Bu yağ herhalde bence tam kıvamına gelmiş. Daha iyi gidiyor. Şuradan bir kablo şey alayım. Ben anlamıyorum. Milattan önce 450'deymiş. He tamam, biz Osmanlı dedik varsayın. Verdim gitti. Blender veriyoruz, suçlu oluyoruz. Blender vermiyoruz, suçlu oluyoruz. Çekilişi yapıyoruz, suçlu oluyoruz. Bence gidelim, vermeyelim abi. Yeter. Tamam, daha vermeyelim. Aileye pay ederiz kalan 10 tane. Aynen öyle. Adamlar hibe etmiş zaten. Sorgulamayacak ki kime gidiyor. Evet, şimdi çok şakalaştık, bilmem ne yaptık. Aynı tabak zamanda alabilir miyim oradan? Yayını da takip ediyoruz. Yaptıklarımızı da takip ediyoruz. Bir tane beyaz tabak rica ediyoruz. Şuna bakıyorum hemen. Şimdi ilk önce sen burada ne yaptın? Biraz bir daha tekrar et. Burada çok lahana, lahanaları, tuz, karabiber, sarımsakla beraber fırınladım. Tamam. Aynı şekilde brokolleri hiçbir şekilde herhangi bir işlem uygulamadan yine tuz, karabiber yaptım. Tamam. Uyguladım. Tamam. Ve fırına attım. Şimdi fırınladın. Onları tabağa çıkaracaksın. Bunlar bizim çupranın garnitürleri değil mi? Bunlar çupranın garnitürleri. Çok güzel.
Süper. Koy buraya. Da şey yok. Bir abone daha gelmiş Twitch'e. Hoş gelmiş. Kim abonemiz? Yeni abonemiz. Yazsın bilelim. İsmi var mı arkadaşlar? Yeni abone olan kişinin Twitch'ten. Guapo hediye etti abone. Guapo hediye etti. Guapo abonelik mi hediye etti? Ben de Guapo'ya Blender CD hediye ediyorum. Bravo, alkışlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Sana bunları versem pürane getirir misin şeyle? Patatesli havucu karışık bir püre yapacağız. Patatesle kabuğuyla mi yapacağız? Şey evet mi? Pancarla mı? Patates. Üçü mü? Patates. Pancar. Patatesli hamur. Tamam. Ben onları hemen blenderdan geçireyim. Çünkü pancar biraz daha fırınlanacak. Evet. Guapo'nun demin kazandığı blenderı kullanıyorum arkadaşlar. Satayım da blenderımızı. Bakalım biz de şimdi test etmeden mal vermiş olmuyor muyum? Şöyle döküyorum içine direkt. Dök 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 dök. Dur dalı alayım sadece. Evet. Mis gibi kokuyor. Şimdi patatesi de vereceğim. Fırınlanmış patates. Kabuklarıyla her şeyle atıyoruz. Zaten tabii, lokum tabii olmuş. Şuna baksanıza. Direkt düşüyor. Lokum gibi olmuş. Patatesi de veriyorum öyle. Direkt. At içine gitsin. Kabuklu kabuklu. Kabuklu kabuklu aynı. Ben sadece kekik dallarını çıkartıyorum. Hı hı. Pancarı devam ediyorum pişirmeye biraz daha. Tamam. İstersen bir iki parça pancardan dışı pişmişse kesip verebilirsin. Çok uğraşmana gerek yok. Zaten birebir koymayız. Şeyle beraber. Zaten hayır, içine atmayacağım. Ha, öyle mi? Tamam pancar. Tamam devam. O zaman devam. Şimdi burada patates ve hamuçtan güzel bir püre yapıyoruz. Burada tuzumuz var mı? Bir şey ekliyor muyuz buraya? Fırını her biraz şeyi var onların. Evet. Her şeyi var. Tamam. İstersen sadece şuradan tereyağı atarsan sevinirim. Bir parça tereyağı atalım şöyle bağlasın diye. İstersen. Çok iyi. Bak. Basar çok bastım mı çok hızlı yapıyor. Az bastım mı az hızlı yapıyor. Ne diyor? Adamlar iyi. Çok iyi abi. Bir de bunu ters süzgeçten bir geçiririz. Süzgeçle spatula versene abi. Şimdi şu etrafı toparlayalım. Lazım. Git. Şeyi de kullanışlı. Taktım mı şöyle, çevirdim mi kilitliyor, bir daha açılmıyor. Çevirince açılıyor, gayet çok başarılı bir ürün. Bence zaten şey yapmaya bile gerek tamam, yok. Süper. Her şey yolunda, ben bir tadına bakayım. Ondan sonra da şeyleri kızartalım mı? Evet, kalamarları kızartalım. Kalamarları için ben tabak alıyorum. Oo. Çok iyi bu püre ya. Şey, şunu versene bana. Onun altındaki. Vallahi püre mükemmel. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Beyazı ver yani. Tereyağı da güzel bağlamış. Onun önünde beyazı gayet başarılı. Tabii. Şimdi kalamarlarımızı kızartacağız. Onu da yaptığımız mayonezle gömeceğiz arkadaşlar. Çift tadıma dikkat. Tersiyle yedim zaten. Kalamarları buna çıkartırız. Mayonezimiz neredeydi? Mayonezi dolaba aldık kesilmesin diye. Tamam. Bu şey hazır. Isısı iyi mi? Evet. Tamam.
Tempuramız nerede? Su atmıyoruz arkadaşlar. Of. Blender için bir indirim kodu ayarlasan iyi olur. Sorarım arkadaşlar, söz vermeyeyim ama rica ederim sizin için. Öyle bir şey olursa da haber veririm. Olur mu? Biraz daha unlayalım bence. Biraz bekleyince şey oldu. Unu kaçtı. Ben elime bir eldiven giyeyim de elime. Evet, sen bir elle giriş, bu böyle nazik nazik olmayacak. Şurada eldiven var. Serhat çift tadım yaptı. Ben çift tadım yapmam arkadaşlar. Bana çift tadım yaptıramazsınız. Ben yaptım ya. Bak. Bir buradan yedim, bir buradan yedim. İyi yayınlar, süpersiniz. Ben senin imza tavanı yapan kişiyim. Eşim bayıldı, süper reçeteydi. Afiyet olsun, zordu gerçekten. Beğendim ben de tava. Rica ederim. Ne yaptık? Tempurayı bir daha karıştırayım. Unu aşağı iniyor bazen. Tempura gördüğünüz gibi sıvı. Çok şey değil. Biraz cıvık. Koyu yapmadık. Göremedik. Tekrar bir öyle mi? Gösterelim. Rejicim. Şöyle. Sıvı bir tempuramız var. Tamam. Kevgir aldın mı? Heh, var. Aldım aldım. Atayım mı içine direkt? Direkt tek atma tek. Bence. Tamam. Şöyle bıraktım sana. 2'li 3'lü atalım mı? 2'li 3'lü at abi. Şöyle batırdım. Şöyle vuruyorum bir iki kere. Biraz gezdiriyorum kuyruğunu, salıyorum. Batırdım. Vuruyorum iki kere. Biraz gezdiriyorum ve salıyorum. Bu içi boş, içi şey olan göğüs kısmında da içine çok birikmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. İçine birikirse içinde cıvık cıvık kalır. O yüzden. Biraz altını açabilir miyiz ya? Açtım. Kuyruk yıldız gibi oluyor bu böyle. Biraz kuyruklarını böyle salladıktan sonra atıyoruz. Çevireyim. Bak bu şeye benzedi. Göstereceğim bunu pişsin. Bir tık daha sıvı bile olabilir aslında tempura. Biraz daha sıvı bile yapabiliriz. Yapalım. Kalamarları tuzlamadık değil mi biz? Hayır hayır. O zaman biraz daha tuzunu çıkınca atarız. Çıkınca da atarız. He. Şuna ben çok atmadım çünkü. Şey mi süzüyoruz? Of. Evet. Kalamarı buraya mı alalım? Hı hı. Kağıt koyayım altına. Bu hafta Orkun yok muydu? Alo. Alo, açıkladık. Alo. Yayını takip et. Alo. Biz alo diyor muyuz size? Telefon mu bu? Orkun 4. hafta gelecek. Arkadaşlar. Ben şey yaptım. Yayın yaptım, orada sordum. Ona göre davet ediyorum. Geleceğini sır olarak tutuyoruz. Bu şey deniz atına benzemiyor mu ya? Artık benzemiyor çünkü kuyruğunu kopardı. Çok da güzel benziyordu ya. Bak. Kuyruklu düşünün. Aha, kuyruğu burada.
Tam bir deniz atı değil mi? Buyur onu pişireyim biraz bari madem çıktı dışarı. Çok iyi. Güzel oldu tempuralar. Şimdi bir tane açık atmaya çalışacağım. Bacakları salmaya çalışacağım ama şeyi yapışmış onu. İyice süzdürüyorum bunu. Süzdürdüm. İçine attım. Biraz sallıyorum. Ayakları ayrılsın diye yaptım bunu. Onu da göstermek için. Çok ince yapıyorsunuz hamurunu. Ondan sonra bayağı süzdürmeniz gerekiyor ve bayağı ayaklar açılsın diye unlamanız gerekiyor. Şimdi bu ayrı. Şu bütün halde yaptığımız. Bu ayakları açık olan versiyonunu gösterdim. Bir daha yapalım ondan. Bunu da çok iyi unlamanız gerekiyor. Bacaklar şu an kalamar, mesela kapalı. Baby kalamar direkt taze olduğu için onu hiç böyle yoğurmak falan yok. Yok yani yok ya yok. Soda bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Hiçbir alakası yok. Bir tane de açık yaptım buraya. Açıkta güzel çiçek aynen gibi oldu bak. Çok iyi. Bu da açık versiyon arkadaşlar. Şunu da detayda gösterelim. Bu da bacakların ayrıldığı versiyonu. Bunda daha çıtır bir bacak yapısı elde edebilirsiniz. Ben şimdi bunları hızlı hızlı kızartayım. Ekibe verelim. Gömsünler. Biz de tadına bakalım. Çıprımız da hazır. Geliyor mu çıpra? Evet. Onlardan sonra çıprayı vereceğim. Şunları o zaman hızlı hızlı yapayım. Sonra palamutu pişireceğim. Sallana sallana yapıyoruz. Barbunu pişireceğim. Benim canım sıkıldı. Blender mi versek? Hadi blender verelim. Onu pişir de blender verelim. Bir böyle bir sıkkınlık geldi içime. Onları pişir blender verelim. Tamam. Ne güzel hayat. Keşke canım sıkıldıkça insanlara blender verebilsem. Düşünsene sınırsız blender hakkım var. Çat blender veriyorum sana. Hop blender veriyorum sana. Herkese veriyorsun. He? Kaç bin kişi var yayında? 2000 kişi var da. Evet, herkese vermiyorum arkadaşlar. Devam da. Seviyoruz bu işi. 2000 kişi. Verelim ya hadi. Bir tane şeye verelim. Herkese verelim. Bir tane de katıl ve abonelere verelim. Olur mu? Önce herkese yapalım. Verdim tempurayı. Şöyle bir daha gösteriyorum. Soktum yarıya kadar sallıyorum. Sallıyorum ki yağ içine girip ayrışsın. Sonra da bırakıyorum zaten. Hızlı hızlı yapacağım artık. Çok mantıklı. Müthiş. Çok mantıklı. Evet, az önce anlattığımız şeylerden soru soracağım. Şuna bak ya. Of of. Şimdi bunun üstüne kalan şu malzemeyi. Çekiyorum. Şöyle. Of. Buranın detayını alıyor muyuz? Şuna bak. Tost çevrol gibi oldum. Yakın çekim alalım arkadaşlar. Kalamarımız da burada. Tamamdır.
Mayonezimiz de var. Ya üstüne tuz çekiliyor. Tuzu bir tık az. Abi şunları pişireceğim mi? Onları olduğu gibi atacağım. Tempo tamam. Yapmadan atacağım. Yağ çok ısındı zaten, bu 2 dakikada pişir onları. Şunları alayım mı? Al. At gitsin abi. Chat ne diyor? Sen chat'e bakmıyorsun. Sende chat hiç yok. Az önce Burcu'nun bilgisayarının üstünden şöyle şey geçiriyordum. Ne diyorsun yağ ya? Yağ geçiriyordum. Şuradan şöyle bir U dönüşü yaptım. Burcu'yla göz göze geldim. Yemin Serhat ediyorum. Servis gecikti. Hadi abi olsun. Mehmet Şef olsa şunun tadını bilenler bir like atsın şuraya. Ağzım sulandı ağzım. Şef yayın bittikten sonra malzemeler yazılacak mı? Yayın bittikten sonra evet. Malzemeleri yazacak mıyız yayın bittikten sonra? Ne malzemesi? Çoğunu yazıyor zaten. Hı-hı. Yazmadıklarımızı da doğaçlama yaptıklarımızı tamam. Da yazarız tabii. Patlata. Peki. Ver tuzu hemen soğumadan. Ben şu yağı şuradan kaldırayım. Şuraya koyayım. Buna dikkat evet. edelim arkadaşlar. Ekibe afiyet sıcak. Olsun. Bakıyor musun tadına? O çok sıcaktır ama. Şeyden, kollardan başlayalım bence. Şöyle bir kol şeyi yapalım. Sulluğu belli zaten. Abi çok iyi çok iyi. Bir şey demeye gerek yok. Oo. Bu çocuklar. Yok öyle. 1 saat, 2 saat şey yoğuracakmışsın. Bir gece suda bekletecekmişsin. 55 saat soda da bekleteceksin. 72 saat karbonatla öveceksin. Şunlar da iyidir ya. Tabii şunlar da güzeldir. Bizim şimdi ara sıcağımız mı oldu? Ekibin gözleri yaşlıyordur. Sakin olun, sakin olun. Herkes sakin olun. Var. Yayını kesmekle tehdit ediliyoruz arkadaşlar. Buyurun. Afiyet olsun. Evet. Devamı gelecek. Merak etmeyin. Abi şimdi bizim burada tahtayla işimiz yok. Gitsinler. Şimdi hemen barbunu atıyorum. Ben hemen toparlayayım etrafı. Barbunun yanına. Tahtayı sola kaydır. Hemen çıprayı çıkartıyorum. Aynen. Bir tane beyaz tabak alabilir miyim oradan? Arkanda var. Alıyor muyuz onu? Offset mi lazım? Spatula alabilir miyiz arkadaşlar? Benim de offsetim vardır hep ama. Ha buradaymış. Offset lazım da. Aa. Buldun mu? Hem aşağı. O da. Lokum olmuş. Şunları da kaybetmiyoruz. Şu parçaları, yanmışları alalım. Bunları yanına mı koyacaksın? Hı? Püresini falan ayrı bir tabağa mı verin? Daha büyük bir tabağımız var mı? Büyük tabaklayalım. Daha büyük, geniş bir tabağımız var mı beyaz? Ben full tabaklayayım onu. Restoranda vardır. İkinizden kim daha iyi çalışıyor? Objektif. Yani benden pis çalışan
kimse olamaz. Dağınıklık anlamında. Benden daha pis çalışan bir insan yok. Sen neden bahsediyorsun? Benden olamaz abi. Bir dağıtıyorum etrafı. Bir dağıtıyorum. Misafirini deli gibi çalıştıran Serhat'tan önce bir niye geliyorlar arkadaşlar? Çalışmaya geliyorlar. Oturmaya mı geliyorlar? Restoranda vardır. Ferit geldi bana diyor geçen. Ben bildiğin çalışıyorum. Dedim ne yapacaktın abi? Çalışacaksın tabii. İlginç yayınmış. Bence de. Bak, bak. Hey. Şimdi şunu ben göndereyim, tabaklama yapacağım burada. Fırın tepsisini alıyorum buradan. Sıcak evet arkanda. Abi. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir tabaklama yapalım. Balığımızı şuradan şöyle alacağım. Şuraya koyacağım. Ondan sonra sosumu şöyle koyayım. Püremizi, aynen. Püremizi. Şöyle çekeyim. Çok iyi ya, baksana tadına. Efsane bir şey. Lahanamızı şöyle koydum. Brokolileri de şöyle koyuyorum. Üzerine de çok az tuz atıyorum. İlk tabağımız bu şekilde arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Lahana efsane görünüyor. Çok iyi olmuş. Dur ben bunun bir storiesini atayım. Telefonumu alabilir miyim? Story çakayım ben bunu. Efsane. Şuna bir detay alalım arkadaşlar tabağımıza. Balık tavası yoktu. Ver bebek. Sağ ol. Tavadan tavaya çeviriyor be. Tavadan tavaya çeviriyor. Helal olsun. Yapacak bir şey yok. Balık tavası yoktu. Böyle bir şey yaptık. Benim de haberim yoktu. Balık tavası olmadığından. Almadım gelirken. Evet, şu anda yayındayız. İlk tabağımızı çıkarttık. Çok güzel bir çıpra tabağı. Yanında patates havuç püresi var. Fırınlanmış lahana ve brokoli ile beraber. Barbo hala çalışıyor bugün. Barbo'yu çok çalıştırdım. Her şey harika. Şimdi seyircimizde peşine... bizi izliyor. Abi palamutumuz var. Peşine. Bu tabak en az 150 TL. Çıpranın kendisi 150 TL. Siz 2019'daki şeyde yaşıyorsunuz herhalde. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu tabağın en az 200-250'si var. O da minimum yani. Abi şuradan birazcık bir tabağın yanına. Ne lazım? Ben burada Instagram'da oynuyorum. Barbaros çalışıyor. Ne lazım? Beyaz tabağın yanına şöyle roka. Evet, klasik. Klasik barbun tabağı. Yanına roka. Şöyle. Tamam. Limon. Biraz yanına soğan. Hemen. Biraz kırmızı soğan. Biraz soğan. Şuna interneti açabilir miyiz? Bağlantısını kuralım da o şey gitsin. Ver 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 ver. Çok iyi. Vallahi süper abi. Ben şimdi bununla ilgileneyim. Ben şunu alayım buradan, aynen. Palamuta başlıyorum. Şöyle bir küvete zeytinyağı alayım ben. Dibi zeytinyağı olsa yetiyor. Böyle bir küvetin dibi zeytinyağı olsun. Şimdi bunda da önce şurada biberleri... Fırçının bilgisayarın yanında soğan keseceğim şimdi. Normalde halka olur ama ben ziyan olmasın diye bunu kullanayım şimdilik. Yarım limon. Domatesiniz var mı? Domates. Yok, kalmadı. Hemen şu tavalardan bir tane daha tava getir kardeşim bana sen.
şu balıkları Ankara'ya yollasanız. Bir. Drop, drop, drop yazıyor. Var mı öyle bir şey? Yok. Evet, şu an herhalde bir geldi gitti büyük ihtimalle. Vereceğim, vereceğim ben. Yardımcı olacağım. Şimdi bekliyorum ki blendercılar gitsin. Biz gerçek seyircimizle devam edelim. Hop bir blender. Blendercılar gidecek. Hop bir blender daha. Şey. Abi şu domateslerden 2-3 tane halka yaparsak. Nerede? Bak şu domateslerden halka halka. Bunları da halka halka zeytinyağında pişireceğiz. Tamam. Hemen palamutun üstüne vereceğiz abi. Şunları şöyle alayım. Dört tane yeter mi? Dört tane, bir iki tane daha versen yeter. Altına mı yapacaksın? Yok, palamutun üstüne. Kalın yaptım birazcık, olur mu? Kalın kalın, zaten halka halka pişireceğiz. Erimesin. Şimdi palamutu pişirmek için de şöyle bir şey yapıyorum. Ben. Yağ, un gönderiyor musun? Un, yağ. Un, yağ pardon. Un, yağ gönderiyorsun. Aynen. Bunu genelde balıkçılar mangalda yaparken de kullanır, çıtır evet. olsun diye değil evet, mi? Evet, evet. Genel evet. taktiklerden bir tanesi. Böyle unlarlar. Aynen. Aynı böyle olur istasyon. Bir un, bir yağ olur. Tak tak sonra mangal atar. Tabii. Biz burada tavada pişireceğiz. O yüzden unladık. Direkt yağladık. Abi. Direkt aldık. Açtık tavamızda. Çok iyi. Domateslerin de burada hazır. Domateslerimiz hazırsa hemen şunu. Onu folyo yapalım mı biraz ölsün? Tamam, üstüne kapak kapatırım ben. Ver buraya. Buna mı ters çevireceksin? Buna at içine. Domatesleri buna atarsak abi çok iyi. Bu kadar balı nasıl yiyeceğiniz? 3, 6, 9, şu an 15 kişi falanız burada. Siz hiç merak etmeyin. Hatta biz tadalım gönderelim. Ekip yesin beklemeden. Tuzunu falan attık, her şeyini attık. Abi asıl bunu unuttuk. Bak. Bomba orada ya. Hoppa! Ekmeğimiz geldi mi? Geldi. Lüfer, lüfer. Mısırın olur zaten, biz mısırınla yaptık. Ha bunu beyazla yaptık, mısır da olur. Şunun altını kapa istersen. Domates mi vereceksin oraya? Evet, domatesi ver ama. Çok sıtırtacak şimdi. Kapağı var mı üstüne? At, at. Tamam, o zaman buharlaşsın. Şuna bak, şuna! Şuna bak, zoomlayın buna! Güzelliğe bak be. Çok iyi abi. Şuna bir ekmek banalım mı ya? Hatta ne yapalım biliyor musun? Şuradan ben bir ekmek alayım. Azan. Ekmeği şöyle. Evet abi. Münasip yerlere. Güzel olur. Münasip yerlere koyayım. Kusura bakmayın, yani burada olabilseydiniz paylaşırdık ama şu an itibariyle bunu biz gömeceğiz. Çok iyi oldu. Şunları da bir çevirsene de. Ben şununla
Bu. Ondan sonra bu. Şöyle geliyoruz. Şuradan kendimize bir çatal aldık. Şunu bandık. Şunu şöyle üzerine, üzerine koyduk. Anlatacağım. Anlatmaz mıyım? İlk önce hissetmem lazım. Yaşamam lazım. Bir yuvarlak tabak alabilir miyim? Yani geliyor mu tabak? Geliyor. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ki. Neyini anlatayım yani? Abi. Sen ye, sen belki açıklayabilirsin abi. Ben açıklayamadım. Onu da ver böyle. Biberlerini de vereyim onun yanına. Evet. Ellerini de koyalım. Of anam, of! Of! Çok heyecanlandım. Herkese 10 tane blender veresim var şu an. Beni 10 tut. Tane. Evet, beni tut çünkü. 2000-3000 kişi falan var. Patates oluruz. Şunu bir daha, ben tam anlamadım tadını. Ona bir daha şey yapacağım. Kuzu. Çukuraya da gireceğim. Neden böyle derler ya? Ne derler? İşte kuzu pişirirsin böyle lokum gibi olmuş. Balık pişirirsin kuzu gibi olmuş. İşin garip yanında. İşin garip yanında. Lokum o kadar lokum yani o anlatıldığı kadar löp diye gelen bir şeydir. Geviş gibi bir şey çiğneyip duruyorsun lokumu. Bak. Şunu şöyle bir yatırdım. Değil mi? Şuradan. Hı-hı. Abi çok iyi ya. Bir pay verdim. Ondan sonra bu lahana boşuna burada değil. Hı-hı. Bu lahanayı açtım. Hı. Bak. Arasına koydum. Yetti mi? Yetmedi. Püreden de verdim. Püreden de aldım. Koydum. Üstüne çok az bir şey fırın brokoli arasına. Şöyle. Bir evet. Dal brokoli onu aldım. Ben yerim. O iş yaş. Ya, yürü git şuradan. Ya hadi abi onu o kadar yapmışsın. Ha, detay. Doğru. Hatta bunları komple alalım. Bunlarla işimiz kalmadı zaten. Şöyle götürelim bunları. Bunu da alayım buradan. Nasıl? Al bunu at. Yap kendine bir tane. Ben bunu menüye koyarım. İlk davranan koysun kardeşim. 10 numara. Güzel ya. Püre çok iyi. Balığın pişmesi zaten baksana tipine bakınca direkt olay anlaşılıyor zaten. Hepsi böyle var ya çok farklı bir yere götürdü. Direkt götürüyorum abi. Bunlar limon sıkılmaz. Zaten bir asit sürü olayı var. Asit var balıkta. Bunu gömeceksin. Palamut. Ne tuz? Unuttum mu tuzu? Burada bak. Of. Durun vereceğim size blender biraz tadım yapalım. Çok güzel abi çıtır çıtır yumuşacık. Zaten tam mevsiminde balıklar. Palamut, lüfer, biz boşuna mı dedik sezonu açıyoruz diye. Aynen. Çok sezon güzel böyle oldu açılır abi. Çok güzel oldu. Normalde çok yemem. Bir iki tane banıp bırakırım. Ama bugün çok uğraştık yani. Balıkları al, şey yap falan filan. Sabahtan beri yemek de yemiyoruz. Sırf size şu yayını en güzel şekilde yapalım diye. O yüzden kusurumuza bakmayın. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi
Bıraktığımız anda çökecekler, o yüzden yiyoruz. Yani gitti mi geri gelmeyecek. Burası evet. Mini MasterChef gibi bir şey. MasterChef'de kayıt bitiyor, yok oluyor. Biz o yüzden biraz şey yapalım, nemalanalım. Ama bu arada benim... Lahana çok iyi. Fırın lahana olayı. İlk palamut sezonunda... Bu sefer haklılar mı? Bu sefer haklılar. Geçmiş olsun. Artık pancar... İçine pancar da koyulurdu da pancar kaldı fırında ya. Gerek yok. Aynen. Kapatayım. Pancar onu. Biraz işin renk ekstra kısmıydı. Aynen. Yani. Böyle bir rengarenk tabak yapmak istedik de. Oğlum yayını bombalamaya mı çalışacaksın? Hayır. Barbaros seviyor rengarenk şeyleri. Evet yeter, çok yedik. Ben artık offsetleyemeye başladım yani, o kadar çok ben yedik. Ben bir tekir daha ekibe salalım. Hadi. Onu. Ekip afiyet olsun abi. Arkadaşlar ne taraftan vereyim? Buradan gel al. Şöyle gelin alın. O sıcak değil. İkişer ikişer götür istersen. Çok dağıttık be. Ama çok şey yaptık ondan. Gel evet, dostum. Evet. Şöyle al. Afiyet olsun. Herkes tadına baksın. Püremizi de verelim. Onu da yesinler. Valla ah, marin doğru Oğulcan. Dolapta levrek marin var. Levrek marin de alabilir miyiz arkadaşlar? Onu da bir tadalım. Levrek marin nerede? Şöyle şu tava sıcak. Buna bir tabak alayım. Ben şuraları bir toplayacağım. Evet. Şu kaseyi verin. Veriyor muyuz blender? Veriyoruz. Gözlüğümü çıkartayım. Şurayı bir temizleyeyim. Bitti değil mi? Yememiz kaldı mı? Levrek marinimiz kaldı. Levreyi tadacağız. Sonra şey yapacağız. Blender vereceğiz. Rengarenk. Rengi de çok güzel. Parlak, canlı. Şöyle yapalım mı? Ben iki tane alırım. Hı? İki tane alırım. Çok iyi. Hı. Taze mayonez bu işin olayı. Hem taze mayonez yaptığımız olmamız hem de balığın taze olmuş olması. Bütün olay tazelikte burada. Nedir? Afiyet olsun. Amma. Sen evet, seversin. Buraları var ya. Çok dağıttık be. Vallahi. Ama geçen yayın da böyle yaptık. Yani çok bir iki saat içinde çok fazla teknik yapıyoruz. Çok fazla şey göstermek istiyoruz. O yüzden etrafı biraz dağıtıyoruz. Seviyoruz abi dağıtmayı, ne yapalım. Tembel hayvanın, yani slot, terliksiz hayvan mı, tembel hayvan mı ne, yediklerini sindirmesi için gerekli gün sayısı kaçtır? Tembel hayvan kaç günde yediklerini sindirir? Ben kapat diyene kadar kapatmayalım chat'i. Geldi. Bence de ama bir kalsın bakalım, garanti olsun. Bir yazalım.
Belki de gelmedi. Evet. Garanti olsun, bir daha açmıyorum sonra. Sindirmez mi? O nasıl bir seçenek tarzı? Geldi. Evet. Kapatalım. Şeyden baksana. Komentte. Bizim yine kaçtı ya. Şey. Reji. Sizdeyiz. Doğru cevap. 30. 30. Sizdeyiz dedim, doğru cevap diye. Biraz böyle gelelim. Rejimiz. Biraz sağa gel. Şunlar da gitsin buradan abi ya. Bunlar gereksiz. Reji birazdan cevabı açıklıyor. Şey kazananı. Doğru cevap 30 arkadaşlar. Şunu da vereyim abi. Şöyle. Sağ tarafta kalabilir. O kadar gitmesine gerek yok. Bence de. Koji. Koji. Doğru cevap. K-O-C 5 tane i. Doğru cevap. Blender kazandın. Alkışlıyoruz. Evet. Hı? Bir tane sablara geliyor. YouTube katıl ve Twitch abonelerine özel bir sorumuz geliyor arkadaşlar. Kapatalım chat'i. Size kolay seçeceğim çünkü şey yapamam size. Çok zor, bunu şeye soralım. Sonra soralım. Bu da zor. Şimdi şey, abonelere özel yapıyoruz. Kolay seçmemiz lazım abi. Nazik olalım. Night. Basit lan. Bu şeyin. Hadi bu benim olsun. Sorum. Night Online Türkiye'de ilk kaç yılında Night Empire olarak başladı? Hangi yılda? Night Online oyununun Türkiye'de Night Empire ismiyle başladığı yıl. Geldi. Şeyi var ama onun. Bak şu değil mi? Bak. Hı hı. Bu değil mi? O aynen o. Çocuğa bak. Evet, doğru cevap. 15 Temmuz 2002. Vaslion, alkışlıyoruz. Evet, Vaslion doğru cevabı bildi. Tebrik ederiz. 15 Temmuz'u doğru mu bilmiyoruz. Biz sadece şey istedik. 2002 istedik. İkisini de kabul çocuk ediyoruz zaten. Çocuk tarih de vermiş. Evet, tarih de vermiş. O ekstra oldu. Açalım chat'i. Bir tane daha genel kitleye geliyor. 15 Temmuz'da neredeydiniz diyor. Nasıl kolay soru diyor. Doğru. Vallahi Barbo seçti. Kolay evet. Soru da. Biraz şey sorusu olacak bu. Yeni sorumuz Google sorusu. Büyük ihtimalle ilk aratan bulur sorusu olacak. 2003'lüyüm ne bileyim. Geçmiş olsun. Hazır mıyız? Söyledim. Vasilyon. Şey yazdı bizim mod. Emre yazdı, kazananı açıkladı. Hazır mısınız arkadaşlar? Burada tarih ve şahıs ismi istiyoruz. Tarih ve şahıs. Herkese açık mı? Herkese açık. Açık. İlk çayı kim bulmuştur? Hangi yılda ve ismi? İlk çayı bulan kişi ve bulduğu yıl. Yok artık be. Kopyala yapıştır. Kop. Oh! Oh! Kopyalayın, yapıştırın. Oh! Müthiş. Müthiş. Dur dur, yazsınlar yazsınlar. Direkt şey. Bilmem ne bilmem ne bulmuştur. Noktasıyla beraber kopyalamışlar bir de. Oh! Güzel güzel. Sizde var ya, işimiz var ya. Google sorusu dedim. Doğru. Bakıyorum. İlk önce internet hızlı olan kazandı bu oyunu zaten. Yukarı çıkalım bakalım.
Arrona. Arona 2737 Shennang demiş. Çin yazmana zaten gerek yoktu. Kimin tarafından ve hangi yılda dedik. Arona kazandı. Bravo, alkışlıyoruz. Sinsiler. Copy paste'çiler sizi. Yok arkadaşlar, bize gelene bakıyorum ben. Bize ilk geleni söylüyorum. Sizde farklı çıkıyor olabilir şimdi. Her dakika aynı şeyi söylettirmeyelim birbirimize. Bunu soracağım. Sen kabul et hangi ismi seçtiğine, tamam mı? Kafanda bir isim bul. Ona en yakını kabul edersin. İki kelime, üç kelimeyle özetleyebilirsin. Tamam, ana ürün, tamam, yan tamam, ürün gibi tamam, özetleyebilirsin. Tamam. Evet, bu sorumuz MasterChef'ten geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Herkes açık mı? Bu soru Barbaros'u ilgilendiriyor. O yüzden Barbaros karar verecek. Barbo'nun kaşık attırdığı yemeğin ismi nedir? Başlayalım. Geliyor mu cevaplar? Bir tanesi çok iyi verdi. Vallahi. Sen oradan aynen biraz bekle. Kendin seçersin. Ve ama tam değil. Top sende. Oha lan. Tamam, kapatabiliriz abi. Bence kapatalım ya. İsmini unutmazsan çok iyi olur abi. Abi oradan söyleyeceğim, gerisini sen bulacaksın. Çünkü çocuk direkt nedir işini verdi yani. Valla. Darantula. Girdin mi geri? Yok. Bakalım. Hindiba, kere, çiroz. Kim yazdı? Kerevit. Burada mı yazdılar? Darantula diye birisi yazdı. Öyle mi? Evet, aşağılarda. İsmi Darantula mı? Hı. Arayalım. Veremiyorsun. Evet. Böyle birisi yok. Daran yaz. Yok. Hı. Şuradan bakacağım şimdi. Daha ile başlayabilir misin? Şey yap. Çiroz yaz. Çiroz'u yazan zaten bir kişi var. Hı, hindi bağda olması. Çiroz Tarator Kerevit. Başka yukarı ne var? Çıkıyorum. Heh. Durantula 5. Hindi bağda olması. İçerisinde çiroz, ekmek tarabı, Tarator Kerevit. Aynen abi. Yukarı bakıyorum. Burada hindi bağda olması. Çiroz Tarator Kerevit var. Bu bir aşağıda ama. Tamam. Bakayım dur. Hı, bu yukarıda. Hangisi bak, yukarıda? Bilmaniye 12. Hindi bağda olması. Çiroz Tarator Kerevit yazmış. Doğru mu? Kerevit yazacaktı. Bir harf yüzünden şey yapabilirim onu ya. Bir de Durantula var. İkisinden birini seçeceksin. Şey abi, kerevit ama. Kereviz yazmış o. Kerevit, kereviz. Kereviz sebze, kerevitse. Ama bence kaçırmış gibi. Z ile T arasında uzak bir fark var abi. Hmm, tamam. O zaman Durantula 5 kazandı. Tebrik ediyoruz. Klap klap klap. Hayattaki şansın kardeşim. Sen ona vallahi kereviz yazmışsın. O belki finale gitti. Aynen. Evet, diğer sorumuz abone ve katıl üyelerimize özel geliyor arkadaşlar. Sorduklarını çiziyor musun? Yok, aklımda. Hı.
Kapattık mı chat'i? Twitch abone ve YouTube katıla özel. Onlar bizi destekliyor. Biz de onları destekleyelim malum. Win-win olsun. Chat kapalı. Tamam. Hazır mısınız? Hazırsınız. Fillerin hortumlarında kaç adet kas vardır ortalama olarak almış? Fillerin hortumunda ortalama kaç adet kas vardır? Binli diyeyim ben size. Siz şey yapın oradan. Doğru cevap gelmedi hala. Doğru cevap gelmedi. Yakın geldi. 50 doğru değil. 50 değil arkadaşlar. Bizdeki bilgi o yönde değil. 18 de değil. 30 da değil. Yaklaşıyorsunuz. Yaklaşıyorsunuz. Herkes açık olsa çoktan yok etmişlerdi. 70 bin yok. Yanlış. Bir tanesi çok yaklaştı. Biri çok yaklaştı. Evet. Diyetis yenimsi 40 bin ile kazandı. Alkışlıyoruz. Kim yazdı 42'ye? Emre yazdı. Emre modumuz değil mi? Biz Emre. Biz Emre. Evet. Emre 42 yazdı. Çok yaklaştı. Diyetis yenimsi 40 bin ile kazandı. Emre de bizim modumuz. Onu da çok seviyoruz. Emre'ye de bir tane veriyoruz. İki tane blender gitti. Güzel. Daha blender'ımız var ya. Ben bunlara İngilizce kaynaktan baktım arkadaşlar. Siz direkt Türkçeden bakacağınızı bildiğim için o yüzden benim kaynaklarım geçerli. Ben de 40 bin yazıyor. Şimdi yayından soru soracağız. Evet. Yayında yaptığımız ürünlerden. Oradan güzel bir soru bulalım, onu soralım. Herkese açıyoruz bunu. Ne soralım? Bizim ama çok kolay bir soru olur ya. Yayından olan bir soru. Soralım ama. Zor olsun. Şöyle yapalım. Tamam. Bir içeriği soralım. Yaptığımız. He. Değil mi? İçeriğindeki malzemeleri soralım. O zaman şeyin soralım. İçeriğini soralım. Duyacaklar ki. Tamam, sen sor. Şimdi Barbaros yayında yaptığımız bir ürün içeriğini soracak. Tuzuna, karabiberine kadar istiyoruz. Ne soracağını ben de bilmiyorum. Bilmem ne. Gramajlı sıralayacaksınız. Doğru sıralayan kazanacak. Başlıyoruz. Çupra'nın içine bir şey doldurduk. Bir malzeme doldurduk. Sebzelerle ve baharatlar vardı. Hepsini onun istiyoruz. İçindekilerin hepsini istiyoruz. Hadi bakalım başlayın. Biraz yazsın. Yok abi, bir tane ürün vardı, onu aynen kaçıracaklar i̇şte mı bakalım. Taktik geri alıp izleyip yazalım. Oo, o zamana giderler, size gitsinler zaten abi. Onu yapan varsa kazansın zaten. Tabii ya. Tabii canım. Patates ne alaka? Kopyala yapıştır direkt. Ama en üstten gelmemiz lazım. Evet. Hı. Orada bir de zaten yanlışlık var. Aynen. Hiç olmayan bir ürün yazmış. Aynen. Kazanan arkadaşlar zaten şeyler size ulaşıyor, reji size ulaşıyor. Ulaşamazsa da Twitch'ten DM ya da Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Oradan biz kontrol eder. Hile hurda yapmayın, beni uğraştırmayın. Evet, kapatalım yayını, kontrol edelim. Şöyle yapalım. Şimdi. Bence komante. Kapattık mı? Kapattılar değil mi? Ama en yukarıdan bakalım, karışmasın. Şöyle bir şey yapabiliriz. İçeriğin çoğu aynı zaten. Ama şey yazıyorlar. Virgül koyuyor, bir tane şey yazıyor. Komanda yazınca tamam, çıkmaz. Brokoli yaz sadece. Brokoliyi bilen kazanır zaten. Ha, ek yaptım diyorsun. En üstte brokoli ne demiş bakalım. Lahana yok. Yanlış. Dur. Şöyle geri gel. Ispanak, karabiber, dağ kekiği, biberiye, brokoli sapı.
Sarımsak yok. Sarımsak yok. Ispanak, brokoli sapı, soğan, yeşil soğan, karabiber. Yeşil soğan zaten yeşil yok. Yeşil soğan yok. Kekik, kırmızı soğan, maydanoz, brokoli kökü, sarımsak yok. Sarımsak yok mu onun? Var mı? Dur bir. Yok. Ispanak, ha, var. Kekik, ispanak, kekik, sarımsak, sarımsak, kırmızı soğan, maydanoz, brokoli kökü. Ispanak, kekik, sarımsak, kırmızı soğan, maydanoz, brokoli kökü. Doğru. Doğru mu? Doğru. Akheron. Ama bunda da bir şey eksik. Ne eksik? Biberiye. Tamam. Öbüründe eksik değilse öbürüne veririz. Eksikse buna veririz. Kırmızı soğan, maydanoz, sarımsak, brokoli. Bu. Akheron şeyle biberiyeyi yazmadığın için kaçırdın. Tam seni söyleyecektik. A nokta E nokta A nokta E nokta kazandı. Tebrik ediyorum. Ispanak, ıspanak, kırmızı soğan, maydanoz, sarımsak, brokoli sapı, taze kekik, biberiye. Süper. Takip etmiş abi. A nokta E nokta. Tebrik ediyoruz. Güzel takip etmişsin. Balığın içi boş değil miydi? Arkadaşı alalım buradan. Bu konuyu çok yanlış anlamış. Tamam, yine yayından bir tane mi soralım? Siz de modlara ulaştın. Modlar da size ulaşsın. Birbirinize ulaşın. Kaç tane oldu ya? Limiti geçmeyelim. Saymadık. Saymadık mı? Olsun, verelim. Şimdiki sorumuz ne olsun? Yayından mı yine? Fark etmez. Buradan soralım ya. Burada 50 tane sorumuz var. Arkada da soru var galiba. Evet. Aynen. Direkt buradan soruyor. Tamam. Şef Nobu ile ortak olarak Nobu restoranlarını açan ünlü aktör kimdir? Başladı. Johnny Depp. Vay. Aksın birazcık. Bunlar iyi de sallıyor yalnız. Tabii tabii. Neden hep yabancı? Hiç Türk olamaz mı yani? Aksın biraz, bize de yayın geliyor. Evet, kapatabiliriz. Bu değil mi? Evet. OHN4 Robert De Niro demiş. Doğru cevap. Tebrikler. Bu ne? Bu şey. Twitch. Evet, Twitch'teki Twitch diyorum. Twitter'daki canlı masterclass hashtag'imize bakıyoruz arkadaşlar. Burada Strazyen adlı kullanıcımız. Güzel ya. Bizle beraber yaptığı çıprayı atmış. Çok iyi ya. Gayet bravo. Başarılı değil mi? Bravo. Rahanası var, havucu var. Güzel pişmiş. Evet, canlı masterclass hashtagine başlangıç ve bitiş fotoğrafını attığı için Strazyen'e de bir tane blender hediye ediyoruz. Ben size atın demiştim. Beni dinlemediniz. Serhat, izleyicilerden konuk olacak mı? İzleyicilerden konuk olacak, evet. Nasıl seçeceğimize daha karar veremedik ama. Ah, bir tane de sen sor. Blender kalmadı. Bizde blender bitmez, merak etmeyin. Şöyle de koyayım. Blender'ımız da burada dursun. Şey.
O zaman... Soru mu arıyorsun? Sor bir tane ya. Soruyorum. Ama bunu sormayalım. Bakayım. Şunu soracağım ya. Hangisi? Neredeydi o? Şu nereye gitti ya? Dur. Patates. İlk gelişi. İlk gelişi. Evet, güzel soru. Çok güzel bir soru geliyor arkadaşlar. Hazır olun. 3 saniye içinde Barbaros soruyu ateşliyor. Patates kaç yılında Türkiye'ye ilk gelişiyle beraber biz tanışmışızdır yani. Patatesle kaç yılında tanıştık? Evet, şeyden, rejiden çok tepki var. Onlar da bize niye yapmıyorsun diyor. Bir dahaki soru rejiye gelecek arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Gelmiştir ya. Kapatalım. Kapatalım. Şeyden arayalım, komandan. Böyle sorular çok güzel oluyor. 1850. Buradan direkt arayabiliyorsun abi. 1850 doğru cevap arkadaşlar. Bakıyoruz ilk kim vermiş. Evet, reji sizi bulacak. Uçmuş. Reji. Top sizde. Reji kazananı bulacak şu anda. Evet, reji kazananı bulup size geri dönüş yapacak çünkü uçmuş. Yani biz 400 şeyden sonra, yorumdan sonra göremiyoruz. 400 yorumdan sonra bizden çıkıyor iş. O yüzden hatta 500 de olabilir. Reji sizi bulacak. Bu sorumuz kime geliyor biliyor musunuz? Reji'ye. Bu sorumuz Reji'ye geliyor arkadaşlar. Zaman... Hazır mısınız? He? Barut, bağırmak serbest. Barut, İlk cevabı aldığımı barut kaç yılında bulurum. İcat edilmiştir. Sor. Bunlar kulakta dinliyordur şimdi bizi. Reji oğlum onlar. Evet, soruları yazan arkadaşlar cevaplamasın. Ben tepe kadar hemen görebiliyorum ama ben katılmasam daha fazla. Ya bilenler katılmasın işte kardeşim. Hadi bakalım. Hadi. Benim İlk 16'ya girerken yaptığım yaratıcılık yemeğinin adı. Kayısı. Sen abimsin oğlum sen sus. Ne kayısı? Ne kayısı? Ne kayısı? Artık daha kayısı diyor. Benim ilk 16'ya girdiğimde yaptığım yaratıcılık yemeğinin adı. Bu blender'ı bilemezsiniz işimizi de feshedeceğim. Adamlar bizi tanımıyor. İnsan bizi izler kardeşim. Vallahi. Ben biliyorum ya. Tıkır tıkır biliyorum ben. Çete bakayım. Hiç kimse izlemiyor. Bilmiyorsanız çete veririm abi. Bir tanesi, bak hanginiz bende fotoğraf çekildiniz abi seni çok seviyordum diye. Sen mi? Ben de. Yarışma izledin mi oğlum? 16 yaşında. Ya. Oğlum burası da sallıyor. Kayısı dondurması. Söyleme. Ben sana bir tane hediye ederim aşkım merak etme. Kayısılı kuzu. Aslında iyi gider. Kayısının dur bakayım. Rüyası mıydı? Yok ya öyle bir şey yok. Yazmışlar hayır ya. Aa sorup bize tarihine çıkalım. Ben chat vallahi chat. Sen çıksana dışarı. Vallahi chat'e vereceğim artık. Kayısı doldurması, da kayısı dolması. Var mı? Evet. Luxuryal yumurtalı ama kayısı demiş. Bir bakalım yukarı bakacağız. Şeyden yumurta yazsana. Kayısı yumurtaydı cevap. İçinde evet, kayısı yumurta ve, vardı kayısının kayısı arasında. Kayısı ve poşe yumurtaydı yani. Arkadaşlar. Aslında yanmış güzel kayısı. Bir ürünü var. Güzel ürünler çıkıyor. Kayısı, yanmış kayısı hayır, dondurma. Şey ürünü. Kayısı ha, kıvamında yumurta. Onu yaptım. Kayısı ile. Onu yaptım. Kayısı ürünü rüyası. Bir de rüya firyası vardı. Vay be. Kayısı dolması. Kayısı doğramacı. İlginç. Kayısı bonfile mantarlı püre. Olcay doğru ama yumurtayı uyumsuz 16-12 yumurta kekik kayısı demiş. Ben bunu doğru kabul ederim. Şeyden sonra mı önce mi ona bakalım. Dur bakayım.
Neye bakacağım? Kayısı yumurtaya mı? Ha. Kayısı yumurta. Yukarı doğru çıkalım bak. Kayısı yumurta. Çok var ya. Yok abi, sonra yazmış ya. Kayısı ve yumurta falan demiş. Kayısı ve yumurta falan. Yok, yukarıda buldum ben onu da. Şuradan başladı değil mi? Kayısı aynen. İçinde deriz. Kayısı, kuzu, kayısı dondurma, yumurtalı bir şeydi. Kayısılı dondurma, kayısı doğrama. İlginç. Kayısı ve yumurta falanı kabul edelim mi? Bence olabilir abi. Kayısı ve yumurta. Poşe hiç yok. Kekik var mıydı içinde? Vardı. Vardı. Kayısı yumurta kekik bence o zaman sayılır. Bence kayısı yumurta kekik daha iyi. Nerede? Evet. Kim ismi? Demin gördüm ben onu, kayısı yumurta kekiği. Kekik diye ara oluyor. Poşe yumurta kayısı. Poşe yumurtalı kayısı marmeladı var. Ama kayısından marmelat yapmış mıydın? Doğru. Poşe yumurtalı kayısı marmeladı bu işi kazanır. Konslo CONSELAW poşe yumurtalı kayısı marmeladıyla kazandı. Tebrik ediyoruz. Bence yeter bu kadar. Kaç etti ya? Yeter lan. 50 tane blender verdik. Harbi verdik mi o kadar ya? Şimdi şey kaçırmayalım arkadaşlar. Biz ulaştık mı çoğuna? Çoğu mesaj attı. Mesaj atmayanlar Twitch'ten ya da Instagram'dan mesaj atsın. Yayından bakıp kontrol edip hepsine tamam. Ulaştık. Mesaj atmayanlar veya bizim mesaj atmadıklarımız bize Twitch'ten, DM'den ya da bana Instagram'dan DM atsın. Biz onu yayından kontrol edip geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Kimseyi unutmayalım, kaçırmayalım diye. Sayı da tutmadık. Herhalde bir 20 tane yaptık. Verdik, verdik, sağlam verdik. Yavaş yavaş gibi. Saat kaç oldu? Kaç saattir yayındayız? 2 saat 45 dakika. 15 dakika bekleme süresi 2,5 saat. Güzel mi bu? Ha. Tabii. Çok iyi. Hepinize teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yani evet, Blender'da dağıttık, muhabbet de ettik ama burada olmamızın asıl amacı gerçekten size bizim bildiğimiz, bizim öğrendiğimiz değerli bilgileri vermek, paylaşmak. O yüzden ana konuyu da kaçırmamak lazım. Normalde bilgisayar başında otururduk, yapardık bu yayını. Ama 4 tane kamera var, 15 tane arkadaşımız var. Burada bir emek, bir çaba var. Onu görmezden gelmeyerek böyle eğlenmeye de devam edeceğiz tabii. Çok keyif aldık. Biz de Barbo'yla şey aynen gibi, ya, bir ara şey takım oyunu gibi oldu değil mi? Üstten şey yapıyorsun, evet, alttan evet, giriyorsun, evet, fırına evet, çıkıyorsun evet, falan. Bayağıdır beraber güzeldi, keyifli oldu. Yani. Çok güzel geçti benim için. Bunu tekrarlayalım ya. Tekrarlarız ya. Haftaya konuğumuzu yakında açıklayacağız arkadaşlar. Çok canlı yayın olduğu için rica ediyoruz, soruyoruz. Cevaplar 3-4 gün önce kadar geliyor. O yüzden yeni haftanın konuğunu ve artık pişirme tekniğini yapacaksak onu yakında açıklayacağız. Canlı Masterclass sayfasını takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Bütün açıklamaları orada yapıyoruz. Genelde ben kendi hesabımda da yapmıyorum. CVS elektrikli ev aletlerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün bunları onlar size verdi. Hibe etti diyebiliriz yani, dağıtmamız için bize verdiler. O yüzden o da çok değerli oldu. Hem etkileşim oldu bizim için, hem siz gerçekten kaliteli blenderler kazanmış oldunuz. Böyle yardımlar da devam edecek, işbirlikleri de devam edecek. Win-win yapacağız, öğreneceğiz, kazanacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Twitch'ten 40 tane abone geldi. YouTube Kıtıl'dan da geldi. Teşekkür ederim. Twitch'ten 40 abone gelmiş. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Çok teşekkür ederiz. Sizin abonelikleriniz bizim bunu yapmamızı sağlıyor. Sponsorlarımızla beraber. O yüzden biz de size zaman zaman güzellik yapacağız. Kıtıl'dan da üyeler gelmiş. Onun sayısını göremedik ama çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Söylemek istediğin bir şey var mı abi? Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Aynen öyle. Sen de Samsun'dan geldin buraya. Barbaros'un evet, normalde işi gücü yoktu burada. Gitmişti Samsun'a işine. Sabah uçağı atladı, balıkları aldı geldi. Helal olsun. Süperdi ya benim için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli abi. Oldu. Geçti. Biz gidelim. Kendinize iyi bakın. Çay, kahve, bir şey biz gidelim hadi. Artık yorulduk abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.